Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle Sosyal Bilgiler ÖABT'de ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde neye bakıyoruz? Arkeolojiye bakıyoruz. Arkeolojiye ele alacağız. Sınavda nasıl sorular geldi, nasıl sorular gelebilir, nelere dikkat etmemiz gerekir? Bu hususları ele alıp değerlendireceğiz. Tabii bu bölümle beraber artık ben bunları bir oynatma listesine alacağım. Her yan bilimle ilgili zaten bir genel tekrar videomuz olacak. İşte alfabetik olarak burada ilerleyeceğiz. İşte antropoloji, arkeoloji, bilim, ekonomi, felsefe, günümüz dünya, iletişim, işte sanat, sosyoloji vesaire o şekilde ilerleyecek. Alan eğitimi de işin içerisinde olacak tabii. Dün biraz yapmış olduğunuz yorumlara göz atma fırsatı buldum. Talep ettiğiniz unsurlarda biri hocam işte soruda çözer miyiz diye. Biz önce şu genel tekrarları iyi bir şekilde bitirelim. Çünkü zaten buranın içerisinde de sorular çözüyoruz. Sorular üzerinden de gitmeye çalışıyoruz ama hepsini bitirdikten sonra eğer vaktimiz de olursa şöyle karma soru çözümleri de yapabiliriz. Yani mümkün. Onu da söylemiş olalım. Tamam mı? Tabii bunların PDF'leri bu videoların açıklama kısmında mevcut. Onu da söyleyelim sizlere. PDF'ler de oradan erişebilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Tamam mı? Nur Sena hocam demiş. Hocam haftada kaç gün yapacaksınız diye. Şimdi bunun bir sıralaması yok çünkü Milli Eğitimin işleri, TRT'nin işleri, bireysel işlerim ve buraya ayırdığım vakit bunlar şu an belirsiz olduğu için en azından ben 2-3 günümü görebiliyorum. Ya diyorum ki işte ya ben cuma günü şunu yapacağım, cumartesi bu olacak, işte pazar günü şu olacak. Aha, o zaman bir boşluğum var. İşte cuma akşamına ve pazar akşamına koyayım diyorum. Hani kesin değil ama elimden geldikçe hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Ona da söylemiş olalım. Tamam mı? Hadi bakalım dersimize başlayalım. Ben kalemimi seçeyim. Unutmayın bu PDF'ler bu videoların açıklama kısmında yer alıyor. Onu da söylemiş olalım. Şimdi ilk olarak arkeolojiye ele alalım ve tarihçesine bir göz atalım. Şimdi arkeoloji denildiği zaman eski milli eğitim kitaplarında da yer alan yanlış bir ifade aslında dilimize pelesenk olmuş durumda. Bu da neydi? Arkeolojinin bir kazı bilimi olduğu varsayımıydı. Kazı arkeolojideki bir tekniktir. Arkeoloji kazı bilimi değildir. Eski Yunanca'ya baktığımız zaman işte arkos yani eski ile logos bilgi manasındaki sözcüklerinin birleşiminden meydana geliyor. Yani eskinin bilimi, eskinin bilgisi manasında kullanılacaktır. Özellikle yazı öncesi dönemde insanlığa ait işte alet, edevat, eşya, buluntu gibi unsurları açığa çıkaran, eski kültürlerin açığa çıkarılmasında bize yardımcı olan bir bilim dalıdır. Zaten arkeoloji insanlığın doğuşundan Bizans çağına kadar geçen süreçte olayı ele alır. Yani insanın ortaya çıkışından Bizans çağına kadar kültürel varlıklarla ilgili uğraşan arkeolojidir. Bizans çağından günümüze kadar olan süreci de sanat tarihi ele alacaktır ve sanat tarihi değerlendiriyor, unutmuyor. Peki arkeolojinin tarihçesinde görmemiz gereken önemli isimler neler? Akademik kitapta hangi isimler var? Biz kimi nerede görebiliriz? Oradan biraz bahsedelim. Şimdi burada göreceğimiz ilk önemli unsur Winckelmann'dır. Yani Almanlardır. Aslında insanlığın arkeolojiye dayalı tarihsel çalışmaları çok eskiye dayanıyor ama işin bilimsel metot kısmı özellikle 18. yüzyıldan itibaren Almanlar tarafından gerçekleşecek. Yani işin tarih boyutunda düşündüğümüz zaman aslında gerek tarihte gerek arkeolojide önem arz eden topluluk Almanlardır. Winckelmann bizim için arkeolojiye bir bilimsel metot kazandırdığından ötürü arkeolojinin babası olarak biliniyor. Notlarımız arasında bulunsun, sınavda çıkabilir. Leland'a gelelim. Kendisi bir İngilizdir. İngiliz Kraliyet Arşivinde de görevli. İlk defa eski eserlere yönelik olarak atanan bir devlet görevlisidir. KPSS'den atanan ilk devlet görevlisi Leland. Öyle söyleyebiliriz. Rauhofer'a gelelim. Kendisi Yakın Doğu arkeolojisinin öncü isimlerinden biridir. Yapmış olduğu eski eserler incelemeleriyle ve Yakın Doğu eserleri üzerine yapmış olduğu dil çalışmalarıyla da ön planda olan bir abimiz olduğunu söyleyebiliriz. Camden'a gelelim. Camden'a ele alalım. Camden bizim için kimdir? Özellikle arkeolojik buluntulara yönelik olarak yapmış olduğu çalışmayla, koruma çalışmasıyla ki bunları envanter çalışması olarak da isimlendirebiliriz. Zamanla
müzeciliğe giden yolu açmıştır. Ne yapıyor abimiz? İşte gidiyorsun bir alanda kazı çalışması yapıyorsun. Farklı alanda eserler ele geçiriyorsun. Bu abimiz de diyor ki ya ben bunları toparlayayım. İşte bakırdan olanlar burada dursun. İşte altından olanlar burada dursun. Şurada olanlar burada dursun diyor. Ve bunun bir envanter çalışmasına dönüyor. Bir muhafaza çalışmasına dönüyor. Ve zamanla da müzeciliğe giden yolu açan önemli bir isim olduğunu söylememiz gerekir. Howard ismine gelelim. Özellikle Yunan coğrafyasında ve Anadolu coğrafyasında yapmış olduğu çalışmalardan sonra Batı dünyasını Yunan alfabesiyle tanıştırıyor. Özellikle Batı dünyasının da eski Yunan eserlerine yönelik olarak yapmış olduğu çalışmalarda da bir ön ayak olduğunu da söylemek gerekir Howard'ın. Delevere gelelim. Batı dünyasının çivi yazısıyla tanışmasında önemli bir isim. Çivi yazısının çözülmesinde bu çivi yazısının çivi yazısıyla yazılan işte tabletler ve eserlerin incelenmesinde önemli bir aşama kaydedilecektir. Stukley bilinen ilk tümülüs kazısını gerçekleştirdi. Ben burada tümüs yazmışım. Tümülüs olacak doğru bir ifadeyle. Siz PDF'lerde düzeltirsiniz. Az sonra tümülüsün ne olduğunu söyleyeceğim bir sonraki kısımlarda. Bilinen ilk tümülüs kazısını gerçekleştiren bir isimdir İngiltere'de. Devam edelim. Champollion'a gelelim. Kendisi Mısır seferine katılıyor. Kimle beraber? Napolyon'la beraber. Şimdi Napolyon Mısır seferine çıktığı zaman sadece bir orduyla beraber oraya gitmiyor. Napolyon buraya gittiği zaman kendisiyle beraber dil bilimcileri, kendisiyle beraber işte zoologları, botanik bilimcileri çok farklı ilim insanlarını da götürüyor. Çünkü amacı sadece Mısır'ı burada işgal altında bulundurmak değil, burayı bir Fransa toprağı altına getirebilmektir. Hatta kendi komutanı Glaber'e de şöyle bir şey demiştir. Hani biz o devlet gibi Mısır'da gelişim izleyebilirsek halkın güvenini kazanır, burayı vatan toprağı haline getiririz demiştir. Peki burada sizce o devlet diye vurguyla Mısır'da çok önemli sosyal devlet anlayışını gerçekleştiren hangi Türk devletinden bahsetmiştir? Tolmaoğulları devletinden. Champollion özellikle dil bilimcidir. Mısır hieroglif yazısının çözülmesinde de önemli bir aşama kaydediyor. Hamilton alıcı oyunu burada keşfinde ve bu alanda yapmış olduğu çalışmalarla ön planda. Wood ismi, şimdi o dönemlerde Anadolu'ya birçok şarkiyatçı geliyor, birçok böyle arkeolog geliyor öyle söyleyelim. Bunlar hani izinsiz kazılarla, kaçak kazılarla Anadolu'da bulunan önemli eserleri Avrupa'ya kaçırmıştır. Ancak Wood Osmanlı'dan izin alıp Efes'teki Artemis Tapınağı'nın açığa çıkarılmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Shilman, Troya'da yapmış olduğu kazılarla ve burada kaçırmış olduğu hazinelerle dönemin önemli hırsızlarından biri. Osman Hamdi Bey, kendisi biliyorsunuz ki Sanayi Nefise Mektebi'nin kurulmasında yine o dönemlerde eski eserleri koruma kanunu, yani Asari Atika Nizamnamesi'nin yayınlanmasında oldukça önemli bir isim. Saide Nekropolü'nde yapmış olduğu kazılarla İskender Lahti'ne ulaşacak ve arkeolojik dünyada da bir çığır açıyor. Ve kendisi Türk arkeolojisinin babası olarak da bilinir. Alexander Conzi'ye gelin. Conzi'nin bildiğimiz en önemli unsuru ne? Kendisi yapmış olduğu kazılarda ilk defa fotoğraf kullanıyor. Fotoğraf kullanmanın önemi ne bizim için? Şimdi düşünün, bir alana kazıyorsunuz. Kazmış olduğunuz bloklar ve hani taş alandaki katmanlar, bunların fotoğraflanması en azından o alana yönelik olarak daha sonradan yapılacak arkeolojik kazılarda bu alandaki kazılara devam edilip edilmediği konusunda size bir ışık tutar. Fotoğraflanmanın en önemli unsurlarından biri de budur diyebiliriz. Hamit Zübeyir Koşay, Remzi Oğuz Arık ise ilk sistemde kazıları Anadolu'da başlatan Türk arkeologlardır. Atatürk dönemindedir. Bazı akademik kaynaklarda bunlar Ahlatlı Bel, bazı akademik kaynaklarda ise Alacaoyuk olarak işaret edilmektedir. Ben Arkeoloji Genel Müdürlüğü sitesine girdiğim zaman hem Ahlatlı Bel'i hem de Alacaoyuk'u ortak olarak kabul etmiş ve ilk Türk sistemli kazı alanları olarak işaret etmiştir. Unutmayalım. Tamam mı? Atatürk döneminde. Evet. Gelelim soruları çözelim. Hadi bakalım. İngiltere'deki tarih öncesi kalıntıların ilk ayrıntılı belgelenmesini yapan ve tarih öncesi buluntu yerlerine yönelik ilk envanter çalışmasını ortaya koyan arkeolog aşağıdakilerden hangisidir? Önce bilgi, sonra yorum sorularını çözeceğiz. Evet. İlk
envanter çalışmasını ortaya koyan arkeolog bizim için kimdi? Biz ne diyecektik burası için? Leland, Rauloff, Camden, Howard ve Lee Prevost. Prevost özellikle arkeolojideki ilk sistemli kazı raporlarını yapan isimlerden biridir. Camden'ı değil mi bu? Müzeciliğe giden yolu açan abimiz, unutmayalım. Peki diğer sorumuza gelelim, yorum sorumuzu çözelim. Anadolu'da prehistorik dönemi en iyi yansıtan yerleşim alanlarından biri Konya Çatalhöyük yerleşkesidir. İlk yerleşim yerlerinden biri olması nedeniyle insanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan Çatalhöyük'te tarımsal aletleriyle ezme ve öğütme taşları bulunmuştur. Ayrıca köpek ve sığır yetiştirilebilen ve evcilleşilen hayvanlar arasındadır. Şimdi ben bu şekilde baktığım zaman burası için insanların ilk yerleştirdiği yerlerdendir. Hangisi söylenemez diyor, dikkat edin. Evet, ilk yerleşim alanlarından biri, ben bunu söyleyebilirim. Yazılı hukuk kuralları oluşturulmuştur deniliyor. Prehistorik dönem diyor bana. Yani tarih öncesi. Yani yazı öncesi. Abi bana yazı öncesi bir dönem diyorsa yazıya dair hiçbir şey olamaz burada. Bakın bu sene çıktı YKS'de. YKS'li arkadaşlarımız da aramızda muhakkak. Onlar da biliyordur. AYT soruları içerisinde geldi. Ben dönem boyunca çok çok uyardım. Dedim ki bakın, eğer yazı öncesi dönem deniliyorsa yazıya dair hiçbir şey olmayacak. Yazı öncesi dönem deniliyorsa yazıyı ilgilendiren herhangi bir tarihe yardımcı bilim dalı da olmayacak. Nümizmatiği kabul etmezsin yazı öncesinde. Paleografiyi kabul etmezsin. Herhaldeyi kabul etmezsin. Bunları da ne diyeyim? Nümizmatik para bilimi, paleografya yazı bilimi, heraldik arma bilimi, işte filoloji dil bilimi, işte sicilografya mühür bilimi. Bunları kabul etmezsin. Bunlar üzerinde yazı olduğu için olmaz. O zaman yazılı hukuk kuralı mümkün değil. Üretim ekonomisine geçilmiş deniliyor. Dikkat ederseniz burada üretim. Hani tüketici ekonomik yapısı ne demek hocam? Avcı ve toplayıcı. Üretici ekonomik yapı ne demek? Tarım. Tamam mı? Yorumu o şekilde yapalım. Hayvanlardan faydalanmaya başladıklarını görebiliyoruz. Farklı ilkel aletlerde icat ettikleri de yukarıda verilmiş değil mi? Evet. Devam edelim. Bir sonraki kısma gelelim. Türkiye'de arkeolojinin tarihçesi, karşımıza sınavda girebilecek önemli Türk arkeologlar kimler? Soru geldi mi? Soru geldi. Bir önceki kısımla ilgili henüz sınav sorusu gelmemişti. Ama burada sınav sorusu bizlere soruldu. Bakalım kimler var? Osman Hamdi Bey'den bahsetmiştik. Sanayi Nefise Mektebi'nde özellikle kurulmasında çok çok önemliydi. Ve işte eski eserler kanunnamesini yayınlıyordu. Nemrut Dağı'nda, Legine'de vesaire yapmış olduğu arkeoloji kazılarında da arkeolojinin bizdeki babasıydı. Hocaların hocası kimdi? Ekrem Akurgal'dı. Atatürk döneminde Almanya'ya gönderilecek, eğitimini alacak burada. Daha sonra Türkiye'ye girip birçok önemli arkeoloğun hocalığını yapacaktır. Bu yüzden hocaların hocası deriz. Kendisi Foça'da, Çandarlı'da, Çeşme'de, Bayraklı, yani eski Sımrıyan'a, İzmir'de yapmış olduğu çalışmalarla da arkeolojik alanda çok önemli çalışmaları gerçekleştirmiştir. Öyle diye. Evet, Helmut Theodor Bozert'e gelelim. Buraya bakalım. Sariye Dayan hocamız demiş ki, hocam ekran net değil. Benden mi kaynaklanıyor acaba? Sanırım sizin internet hızınızdan kaynaklanıyor olabilir. Anlık internet niteliğinden de olabilir. Eğer bağlantı problemi varsa en alt düzeyde kalite vardır. Ama hani canlı yayın bittikten sonra ve bu video tam netlikle verildiği zaman HD olarak olur. Öyle söyleyeyim. Şu anki internet hızından ötürü olabilir. Öyle diyeyim. Helmut Theodor Bozert'e gelelim. Bozert'i ele alalım. Bozert, Türkiye'de bilimsel arkeolojinin kurucusu. Bilimsel arkeoloji eğitiminde öncülüğünü yapan bir isim. Kendisi Almandır. 1947 yılında Türk vatandaşlığına geçiyor. Karatepe'de yapmış olduğu kazılarda ve o kazıların başkanlığını yaptığı süre zarfında gerek Fenike yazısı gerek Hitit Geografi ile yazılı yazıtları çözmeye çalışmış. Çift dilli, bilinguistik daha doğrusu eserler üzerine çalışmıştır diye. Halep Çamber'e gelelim. Size KPSS'nin genel kültür kısmında da gelebilir. Yani entelektüel bilgiler kısmında da karşımıza sınav sorusu olarak çıkabilir. Öyle diyelim. Öyle bir isimdir. Olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcularından biridir. Peki hangi alanda olimpiyatlara katıldı? Eskrim. Yanlış yazmayayım da sanırım bu şekilde yazılıyor. Olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcularımızdan biri. Karatepe Aslantaş Höyü kazılarını Bozert'ten alacak, başkanlığını alacak ve bu kazıları devam edecektir. Önemli arkeologlarımızdan da
biridir diye. Evet, bir diğer ismimize gelelim. Jale İnan. Türkiye'deki ilk kadın arkeologtur Jale İnan. Side ve Perye antik kazı alanlarında yapmış olduğu çalışmalarla da arkeoloji alanında çok önemli gelişim göstermiştir. Muazzez İlmiye Çığ hocamıza gelelim. Şu an takriben 106 ya da kaç yaşındaydı ya? Dur bakayım, merak ettim. Muazzez İlmiye Çığ. Tam yaşı şu an 107'ymiş. Evet, 106 değilmiş. Tam yaşı şu an 107. Allah uzun ömürler versin diyeceğim ama kendisi en son Ekşi Sözlük'te bir söyleşiye katılmıştı. Soru cevabı. Orada biri sormuştu hani kaç yaşına kadar daha yaşamayı düşünüyorsunuz diye. Hocamız şey demişti, artık ölmek istiyorum diye. Tabii onu da anlamak lazım. 107 yaşındasınız. Hayatınız boyunca sevdiğiniz insanları, belki çocuklarınızı, eşinizi, belki torunlarınızı, bunların ölümüne şahit olmuşsunuzdur. Doğal olarak insan bir süre sonra kendine çok daha derin bir yalnızlık da hissedebilir. Empati kurduğumuz zaman da vermiş olduğu cevabın etkisini görebiliriz. Esasen hocamız oradaki soru cevapta da birkaç önemli bilgi daha verdi bize. Üniversitede Hitit dili üzerine çalışma yaptığını, aslında Sümer dili üzerine bir üniversite eğitiminin olmadığını, sadece Hitit hieroglifinden faydalanarak, Hitit çivi yazısından da faydalanarak, biliyorsunuz Hititler hieroglifi hem çivi yazısını kullanmıştır, Sümer çivi yazısını da çözmeye çalışmış. Sümer dili üzerine yapmış olduğu çalışmalarla da ülkemizde son Sümer kraliçesi olarak da bilinmektedir diye. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde görev aldığı sırada da en az bir Fransa'daki Louvre Müzesi kadar veya İngiltere'deki British Müze kadar İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde çok önemli bir dil arkeoloji müzesine çevirmiş. Bir gün eğer siz İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gelirseniz, işte orada böyle dünyanın ilk şiiri var, işte ilk böyle belgeleri vesaire var, önemli tabletlere, önemli niteliklere ulaşabilirsiniz. Bir de Kadeş Anlaşması da var ama bence Kadeş Anlaşması'nın aslı değil, bir benzeridir. Ben aslı olduğunu düşünmüyorum ama Arkeoloji Müzesi'nde çok önemli Ön Asya ve Mezopotamya tabletleri bulunuyor. Öyle diyelim. Çevirileri de hemen altlarında yer alıyor. İstanbul'a gelirsiniz muhakkak uğrayın diyelim. Evet. Gelelim nereye? Gelelim sorulara. Sorulara bakalım. Şimdi önce bilgi sorusuyla başlayalım. 1947'de Türk vatandaşlığına geçen, Karatepe'de hem Fenike yazısı hem Hitit hieroglifiyle yazılmış çift dilli yazıtlar bulan, Türkiye'de bilimsel arkeoloji eğitiminin öncelliğini yapan burada isim kimdir? Ne dersiniz burası için? Helmut Theodor Mozart, William Barnes, Thomas Hardy, Johann Ludwig Heidelberg ve William Thompson. Bunlardan hangisi bizim için? Sorunun doğru cevabıydı. Helmut Theodor Mozart. Sınavda çıkabilecek önemli bir abimizdir. Özellikle dikkat etmeye çalışırsınız. Bir diğer sorumuza bakalım. Arkeologlar tarafından olacak bu. Cümle düşük olmuş. Arkeologlar tarafından Diyarbakır Çayönü yerleşim yerinde yapılan kazılarda kolye yapımında kullanılan çeşitli renklerde taş boncuklar ve deniz kabuklarının kullanıldığı görülmesine bakılarak sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi erken dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiği. Ben bunu söyleyebilir miyim? Evet söyleyebilirim. Peki hocam ben buna nasıl ulaştım? Deniz kabukları diyor. Nerede? Diyarbakır'da. Diyarbakır'da deniz var mı? Yok. O zaman ne var? Ticaret var. Ticaret olduğu için malzemeler yer değiştirmiş. Bu bağlamda ticaretin de var olduğunu söyleyebilirim. Ama yukarıda yazıyla ilgili herhangi bir şeye ulaştım mı ben? Çeşitli kolye, boncuk, deniz kabukları, o zaman yazı yok. Tarihi çağlara geçildiğini ben burada söyleyemem. Ben burada net olarak 1 ve 2 ifadesini kullanabilirim. Evet, devam edelim. Bir sonraki kısmımıza gelelim. Arkeolojinin yan kollarını ele alalım. Şimdi bilgi bağlamında da ÖSYM bazı zamanlarda karşımıza değişik tarzda sorular getirebiliyor. Hani kavram bağlamında biz antropolojide soru bağlamında özellikle son sınavda mesela adam getirdi bize işte totemi sordu. Hani bu bağlamda soru geldiğini biz görebiliyoruz. Arkeolojide çıkan sınav sorularına baktığımız zaman mesela şu ana kadar geldiğim kısımla ilgili sadece Ekrem Akurgal'la olan kısım bizim için sınavda soru bağlamında gelmişti. Onun dışında genelde uygarlık tarihi kısımları soruları geliyor. Bu yüzden aslında arkeoloji sorularını biz bildiğimiz zaman, daha doğrusu bu bağlam içerisinde çalıştığımız zaman bir bağlamda da
tarihin uygarlık tarihi kısmını yapmış oluyoruz. Biliyorsunuz ki tarihte 21 tane soru geliyor. Ama ÖSYM yani bunları işte 3 tane buradan, 5 tane buradan, 4 tane buradan diye ayırmıyor. Mesela 75 soruyla gelen ilk sınavda 4 tane İslam tarihi sorusu vardı. Ama geçen sene 1 tane veya 2 tane vardı. Bu yüzden uygarlık tarihinden karşımıza belki de sınavda 2 tane veya 3 tane sınav sorusu gelebilir. Ben bunu görebilirim. Bu bağlamda diyelim ki işte ne geldi? Uygarlık tarihinden 3 soru geldi. 18 tane de yan bilim sorum var. Belki bu yan bilim içerisinde de bana ne sorabilir adam? 2 tane arkeoloji sorabilir. Sana 5 soru oldu mu? 5 soru oldu. Yani potansiyel olarak 5 tane sorunun ilgilendirdiği bir kısımdan bahsediyorum aslında. Bir tane de gelebilir. 2 tane de ya. 2 tane kesin gelir. Hani bir tane uygarlık geldi diyelim. Bir tane arkeoloji geldi. 2 kesin, 5 ihtimal. Tamam mı? Bu yüzden dikkatle bakmamız gerekir. Bunu özellikle söylemiş olayım. Aslında dersin başında söyleyecektim de şu an aklıma gelmiş gibi geldiği anda da ifade etmiş olayım dedim. Şimdi antropolojiden başlayalım. Antropoloji bizim için nedir? Antropoloji biliyorsunuz özellikle insanı, kültürel, sosyolojik, biyolojik yönden ele alan bir bilim alanıydı değil mi? Arkeolojinin yan kolları arasında görülebilir. Paleontolojiye gelelim. Paleontoloji eski varlık bilimi olarak biliniyor bizim için. Hayvanların fosillerini inceleme bilimidir aslında paleontoloji. İnsan paleontolojisinde ise daha çok insana değer vererek insanın hani kökleri üzerine çalışan bir alan olduğunu söylemem lazım. Etnolojiye gelelim. Etnoloji eski kavimlerin özellikle yapısını, hareketlerini inceler ve özelliklerini bize göstermeye çalışır. Epigrafi biliyorsunuz kitabeler burada incelenecektir. Yazıt bilimidir. Öyle diyelim. Filoloji dil bilimiydi. Arkeometriyi biz kullandığımız zaman nasıl ele alıyoruz? Diyelim ki işte arkeoloji kazılarda özellikle yüzey araştırması yaptığımız alanlarda kimyasal analiz yoluyla ele geçirilen eserlerin tarihsel yaşını, tarihlemesini yapmak arkeometridir. Arkeoastronomiye gelelim. Arkeoastronomi bizim için eski çağlarda özellikle gök cisimleriyle ilgili gözlemler yapabilmek amacıyla kurulduğu sanılan yerleşim alanlarını inceleyebilmektir. Arkeobotanik ve arkeozooloji var. Arkeobotanik işte arkeolojik kazılarda ele geçen bitki kanıtlarını inceleme yoluyla tamamen o dönemin işte o bölgenin bitki örtüsünü saptama noktasıdır. Arkeozoolojiye gelecek olursak o da hayvanların iskeletlerini, kemiklerini inceleyip bu bağlamdan yola çıkarak eski hayvan toplulukları ile ilgili sonuçlara ulaşan bir kısımdır dememiz mümkün. Tamam mı? Yan kollar bizim için bu şekilde. Gelelim soruya bakalım. Dedik ki yukarıda özellikle verilen ifadelerin yer aldığı birimler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Eski bitki kalıntılarını araştıran, bakın bitki diyorsa botaniği bulmam lazım benim burada. Bir de botanik olmayanlar gitsin. B seçeneği, C seçeneği ve D seçeneği elendi. Tarih öncesi tüm kültür kalıntılarıyla uğraşan deniliyor. Kültür kalıntılarını ele alan hangisiydi bizim için? Kültür kalıntılarını inceleyen, burayı görmeye çalışan ne demiştik? Eski varlık bilimi olarak paleoontoloji. Paleoloji ve paleontolojinin temel konusuydu. Paleoloji tüm kültür kalıntılarıyla eski varlık biliminde de paleontolojiye ele alıyordu. Paleoloji verilmiş, arkeoloji değildir bu. Bir de eski devirlere ait yazıları okuma ve açıklama. Bu da paleografyanın bir özelliğidir. A seçeneği sorumun doğru cevabı. Yandaki sorumuza bakalım. Bir yorum sorumuz. Diyor ki bu bilgilere bakılarak Mısır uygarlığı ile ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Dikkatle bir bakalım. Şimdi Mısır'ın Tefs kentinde yapılan araştırma sonucunda bulunan papirüs kağıdından elde edilen bilgilere göre Mısır uygarlığında tıp bilimi oldukça gelişmiştir. Bu bilgiler dahilinde Mısır uygarlığında ölümden sonraki hayata olan inanç, dini inanışın pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlayabileceğini ortaya koymuştur. Bu bilgilerin milattan önce 1550'lerde yazıldığı tespit edilmiştir. O zaman ben burada hangisine ulaşabilirim? Evet, İbrahim Akyol yazmış. Hocalarım konuyla alakasız ama 400 kişiyiz, 50 kişi beğenmiş. Seni beğenelim. Hocamız emek veriyor diyor. Hayır hayır, öyle şeyler önemli değil. Yok videoyu beğenelim falan filan. Onları unutun. Benim için önemli olan burada dersin mantığını öğrenmeniz. İyi bir şekilde bunu almanız. Ve sınavda da karşınıza, yani illa buradaki bilgiler gelecek diye bir şey söz konusu değil. Ama bilmek güçtür. Bilgiyi bildiğiniz zaman bilmediğiniz bilgiye yaklaşırken bile mantıklı yaklaşırsınız.
ve sizi doğruya ulaştır. Benim için öğrenmeniz önemli. Diğerleri sadece makyaj. Şimdi hangisine ulaşabiliyoruz biz burada? Dikkatle bakalım. Şimdi Thebes kentinde yapılan çalışmada Mısır'ın başkenti Thebes şehridir. Başkentinin burası olup olmadığı ile ilgili ben kesin bir çıkarım yapamam. Tıp biliminin gelişmesi papirüs kağıdının kullanılması ile başlamıştır deniliyor. Tıp bilimi gelişmiş diyor ama papirüs kağıdından elde edilen bilgilere göre Mısır uygulayan tıp bilimi oldukça gelişmiştir. Hayır, burada elde edilen bilgilere göre bilim gelişmiş diyor ama papirüs kağıdı ile beraber bunun başladığını ben burada söyleyemem. Mısır uyarlı Neolitik çağda ortaya çıkmıştır. Hangi çağda ortaya çıktığı ile ilgili yukarıda herhangi bir bilgi yer almıyor. Sadece mevcut bilgilerin milattan önce 1550'lerde olduğu söyleniyor. O zaman ben bunu burada kesin söyleyemem. Mısır uyarlı tarih devlere geçmiştir. Evet, ben neye ulaşıyorum? Papirüs kağıdından elde edilen bir bilgi var. Orada ne var? Yazı var. Orada yazı varsa o zaman ben bu bilgilerden yola çıkarak Mısır uygarlığının tarihi devirlere geçtiğini söyleyebilirim. Mısır uygarlığı çok tanrı bir dine inanmaktadır. Yukarıda kaç tane dine, kaç tane tanrıya inandığı ile ilgili bir bilgi yer al. Evet, gelelim arkeolojinin metoduna. Emrullah, geldi kardeşim. burada şu an YKS'ciler yok. Veya Eren de yazmış yukarıda. Demiş ki, ya bunlar YKS öğrencileri gibi neşeli değil diyor. Bunlar neşeli değil çünkü bunlar öğretmen, bunlar çok gergin. Bunlar adamı yer. Vallahi kafa göz dalarlar yani. Burada öğretmenleri sinirlendirmeyin. Bunlar çok gergin bir kitle şu an. Sınav yaklaştıkça daha da gergin olacaklar. Bu yüzden şu an musama gösteriyorlar ama ilerleyen günlerde çok valla kafa göz dalarlar. Hiç acımazlar yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Evet. Neredeyiz? Arkeolojinin metodundayız. Yüzey araştırması, bulma, kazı ve kazıda çıkan eserlerin korunmasına yönelik çalışma alanlarına gelelim. Bu kısmı ele alalım. Bunlar da sınavlarda henüz gelmedi ama gelebilecek kısımlar arasında. Yani bizim için önemli bir bilgi bağlamını oluşturacak alan diye söyleyebiliriz. Şimdi yüzey araştırmasından başlayalım. Değerli öğretmen arkadaşlarım, yüzey araştırmalarını biz nerede yapıyoruz? Ve hani bunların özellikleri neler? Buradan bahsedelim. Şimdi önce höyük. Höyük nedir bizim için? Hani doğal olmayan yapay bir tepecik alanıdır höyük. Zamanında X medeniyeti gelmiş, burada bir yerleşim alanı açmış. Deprem olabilir, yangın olabilir, bir savaştan ötürü olabilir. Doğal olarak bu X medeniyeti bu bölgeyi boşaltmış. İşte erozyonla, toprağın örtülmesiyle bu bölge kapanmış. Daha sonra Y medeniyeti gelmiş. Bunlar da bir, daha sonra Z gelmiş. Bunlar da işte yıkılmış, bölgeye göç etmiş. Z'ler gelmiş, bunlar da göç etmiş. Bak ne oldu? Bir, doğal olmayan yapay tepecik tabakası oluştu burada. Ve doğal olarak bu alanlar bizim için yüzey araştırmasında kazı tekniğini kullanarak ulaşabileceğimiz alanlar arasındadır. Eğer burası tarih devirleri sırasına göre yaşamışsa ve ben burada bir kazı çalışması yapıyorsam önce neyden yapılmış kapkacaklara ulaşırım? Demirden. Eğer yüzeyden derine doğru araştırma yapıyorsam bir höyük alanında tarih devirleri de sırasına yaşamış olsun. Sırasına göre yaşamış olsun. Yüzeyden kazı yapıyorum. Önce demire, daha sonra tunca, daha sonra bakıra, daha sonra taşa ulaşacağım. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Bu da senin için bir sınav sorusu olabilir. Höyük demek ki bu. Akropol ne demek? Akro, yüksek, pol, polis, şehir. Yüksekte bulunan şehir manasında kullanılıyor. Öyle söyleyelim. Eren de diyor ki ben de buradaki herkesi öğrenci zannediyordum. Saçma sapan konuşuyordum. Yok, şu an %90 burada öğretmen abilerin, ablalarım var. Akropol, yüksekte bulunan şehir manasında kullanılıyor. Akropol. Eski mesela ilk çağ, orta çağ filmlerine falan bakın. Genelde soylu insanlar, krallar, prensler, hani ovaların böyle yüksek bir bölümünde kendi işte saraylarını, malikanelerini inşa ederler değil mi? Hani bu güç göstergesidir, bir toplumsal sınıf göstergesidir. Doğal olarak bu alanlarda kazı alanları arasında, öyle diyelim. Düz arazi yerleşmeleri, ilk insan yerleşim alanları olduklarından ötürü kazılıyor. Kurumuş nehir yatakları iki unsurdan ötürü. Birincisi ilk insan yerleşim alanları olduğu için, ikincisi de önemli işte mesela Cengiz Han'ın, Atilla'nın mezarlarının, işte Akarsu'nun kollarının işte başka yöne aksedilerek burada. İşte Akarsu yatağına mezarlarını gömülüp tekrardan işte yatağı düzeltip burada Akarsu işte yataklarına gömülmesi önemli insanların böyle. Bu unsurdan ötürü kazılabiliyor. Tümülüsler höyük gibidir.
Bunlar da hani doğal olmayan yapay bir tepeciktir. Tek farkı var. Tümülüste ne oluyor mesela? Kırmızı rengini seçin bir saniye. Tümülüste şu oluyor. Bir mezar odası açıyorsun yere doğru. Buraya kişiyi günlük hayatta kullanmış olduğu eşyaları gömüyorsun. Bu da ahiret inancının bir göstergesidir. Mezar odasını kapatıyorsun. Kapısını şuraya koyuyorsun. Üstüne de bir kubbe yapıyorsun. Ne oluyor? Zamanla toprak örtüsü geliyor. Bu kubbeyi bir tepecik haline döndürüyor. Doğal olmayan yapay bir tepecik halinde tümülüsler diyelim. Unutmayalım. Tamam mı? Evet. Evet. Kurganlar. Kurgan da tümülüs gibi bir mezar yapısıdır. Farkı Orta Asya'da yer almasıdır. Tümülüsü ağırlıklı olarak Anadolu'da ve Batı Avrupa'da göreceğiz. Kurganlar Orta Asya'da, unutmayalım. Bu da Türk mezar yapısıdır. Yine buradaki işte gömülen insanların gündelik hayatında kullanmış olduğu silahlarıyla, atıyla falan gömüldüğünü görebiliyoruz. Ahiret inancının olduğunun göstergesi, unutmayalım. Tamam mı? Bunu da söylemiş olalım. Nekropoller. Bunlar da fakir mezarı. Yani bunlar biraz soylu, önemli insanların mezarı. Bu da gariban mezar işte. Nekro, ölü, polis, şehir. Antik şehirlerin hemen dışında bulunan mezarlık alanlarıdır. Nekropol. Öyle söyleyelim, unutmayalım. Evet. Yüzey araştırması gerçekleştikten sonra, hani bunlar tespit edildikten sonra bulma aşamasına geçilecek. Bulma aşamasından sonra yer tespiti gerçekleşince kazı aşamasına geçiliyor. Kazıyı 5 temel unsurda yapabiliyoruz. Öyle söyleyelim. Evet. Şimdi ilki planlı kazıdır. Planlı kazı bizim için nedir? Sen mesela Arkeoloji Genel Müdürlüğü'nden veya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alırsın burada. Üniversiteler aracılığıyla burada gerçekleştirilen kazı alanları olur bunlar. İşte profesörler, yardoçlar önderliğinde gerçekleştirilen kazı niteliğidir. Kurtarma kazıları özellikle hidroelektrik santrallerin yapılma alanlarına yakın bir antik kent kazısı veya yer kazısı varsa burada, öyle söyleyelim. Baraj altında, özellikle sular altında kalacağından ötürü bu. İşte Zeugma'da oldu, Hasankeyf'te vesaire oldu, hatırlayın. Kurtarma kazıları gerçekleştiriliyor. Rastlantısal kazı, bu alelade, herhangi bir plan program yapılmadan gerçekleşen kazı unsurudur. Rastgele bir yeri tespit edersin, daha sonra burada kazı çalışmasına başlarsın. Mesela ne yapıyordun İstanbul'da? Yeni kapı metro alanında, işte metro açabilmek için orada yeri, tüneli kazıyordun. Bir baktın, çok önemli eserlere ulaştın orada. Daha sonra senin için hiç planlı, programlı olmayan bir rastlantı kazı alanına dönüştü. Define ve kaçak kazı. İkisinin ortak amacı vardır. Ortak amaçları nedir? Zenginliğe ulaşabilme. Farkları nedir? Define kazısını yaparken Kültür Turizm Bakanlığı'ndan veya ilgili böyle Arkeoloji Genel Müdürlüğü'nden izin alırsın. Ele geçirmiş olduğun eserin de maddi değerinin onda biri veya beşte biri sana verilir. Gerisi devlete bırakılır. Kaçak kazı ise ne oluyor? Hani bu böyle 5 kavanoz bal, işte 100 lira olan televizyon programları falan var ya böyle haber şeyleri, kanalları daha doğrusu. Orada bir de dedektörler satılıyor böyle. İşte dedektör alın, işte normal metalleri algılamıyor, altını algılıyor, zengin olun, işte vesaire falan diye. Adam gidiyor, adam gidiyor ne yapıyor böyle? Obruk alanını kazıyor ya. Ya Konya'da ne bileyim, İç Anadolu'da, Antalya'da vesaire. Böyle 20 metrelik, 30 metrelik, 40 metrelik, 100 metrelik obruk alanını kazıyor. Burada metal dedektörü şey yaptı diye. Çat diye burayı kazmaya başlıyor. 100 metre, 50 metre aşağı düşüyor. Bazen ölüyor, bazen sakat kalıyorlar. Kaçak kazı da bu. Öyle diyelim. Peki gelelim buraya. Kazıda eserleri çıkardık. Bu eserleri nasıl koruyabiliriz? Buraya ele alalım. Bunları nasıl koruruz? Buraya vurgulayalım. Şimdi değerli hocam, restorasyon. Sizin en fazla aşina olduğunuz terim restorasyondur. Taşınır ya da taşınmaz kültür varlıklarının hani bozulmuş veya tahrip olmuş kısımlarını temizleme veya onarmadır. Hani işte ne yaptık? Diyelim ki Haydarpaşa Garı'nı restore ettik, yaktık. Ne bileyim en son şeyi Galata Kulesi'ni restore ediyorduk. Adam büyük böyle makinayla kuleye girmişti. Restorasyon anlayışımız biraz farklı. Öyle diyelim. İkinci olarak değerli hocalarım burada neye gelelim? Restitüsyona gelelim. Restitüsyondan bahsedelim. Kırılarak ya da yıkılarak hani böyle önemli bir kısmı kaybolmuş, taşınır ya da taşınmaz kültür varlığının benzerlerini veya fotoğraflarına dayalı çizim tekniğidir. Bu bir çizimdir, tamam mı? Restitüsyon. Ya benzerine bakarak ya da aynısından yola çıkarak, burada fotoğraflarına bakarak bir çizim gerçekleştiriyorsan restitüsyondur.
Rekonstrüksiyona gelelim. Rekonstrüksiyon daha doğru telaffuzda öyle söyleyelim. Önemli bir kısmı yıkılmış anıtsal bir ölçüdeki taşınmaz kültür varlığının ele geçen parçalarını kullanarak tekrar ayağa kaldırılmasıdır. Mesela ne var örnek olarak? Öyle söyleyelim size. Bak burada bir parça var. Parçayı kullanıp devamını sen inşa ediyorsun. Bu bizim Harran Üniversitesi'nin kapısı olsun Urfa'da. Harran Üniversitesi'nin kapısı. Moğollar Kösedağ Savaşı'ndan sonra 1243'ten sonra Anadolu'ya girdikten sonra işte Malatya'da, Kayseri'de, Erzurum'da, Urfa'da çok önemli katliamlar gerçekleştirmiştir. Yakıp yıkmıştır Anadolu'yu Moğollar. Yaktığı yerlerden biri de Urfa'daki Harran Üniversitesi'dir. Harran Üniversitesi'dir, öyle söyleyelim. Şimdi sadece kapısı kalmıştır. Yani kafamda tezahür ettiğim olay bence şöyle gerçekleşti. Moğollar yaklaşınca üniversite güvenliği kapıyı tutmuştur Moğollar girmesin diye. Moğollar da her yere yıkmış, kapı sizde kalsın demiş. Sadece kapı kalmış, öyle diyelim. Şimdi sen bu kapıyı kullanarak burada, diğer tüm alanları tekrar inşa edersen biz buna rekonstrüksiyon diyoruz, tamam mı? Bunun adı rekonstrüksiyondur, unutmayın. Bir de konservasyon var. Konserveden aklınıza gelsin. Yani konserve etme, değil mi manasında? Diyelim ki sen binlerce yıldır toprak altında kalan bir eseri tekrar gün yüzüne çıkardığın zaman bakterilerin etkisinden ötürü hızlı bir şekilde çürüme meydana gelebilir. İşte bu çürüme gerçekleşmesin diye konserve, yani kimyasal yöntemlerle, özel sıvılarla bunu korumaya çalışacaksın. Benim için de konservasyon bu demek, unutmayalım. Tamam mı? Evet. Hocam sınavda sorusu gelirse ya böyle ayrıntılara falan girerler mi? Bence girmezler. Aşağıdakilerden hangisi kazıda çıkan eserlerin korunması yönelik çalışmalardan biri değildir tarzında gelebilir. Gelirse de buradaki dört isimden birini verirsin. Ya bu dördünü verir, seçenek de vereyim bak sana direkt. Bir de E seçeneği relative yazılır. Relative. Hocam niçin relative'yi buraya yazdınız? Şimdi relative bir tarihlendirme metodudur. Yani yaş bulma metodudur. Halbuki diğerleri de kazıda çıkan eserleri korumadır. Hani aynı isimlerle, kelimelerle başladığı için belki onu kullanabilirler. Veya bir gün ben kullanabilirim. Aklınızda bulunsun. Arkeolojik buluntuları tarihlendirme yöntemlerine gelelim. Şimdi bunları ele alalım. Şimdi tarihlendirme yöntemleri hocam hepsini böyle ayrıntı olarak bilelim mi ya? Bir sürü var bunlar. Sınavda karşımıza gelir mi? Ya böyle de sorulur mu vesaire? Muhakkak söyleyeceksiniz. Yani ÖSYM sana dip ayrıntıdan sorar mı sormaz mı? Hani bu biraz ÖSYM'nin insafına kalmış diyelim. Ama yine de birkaç tanesi önemli. Bunları bilmekte fayda var. Bunlardan ilki relative'dir. Nispi yaklaşıktır. Yani diyelim ki şöyle diyor. Sen bir arkeolojik alanda bir kazı çalışması yapıyorsun. Ve burada bu arkeolojik alanla ilgili herhangi bir tarihlendirme unsurun söz konusu değil. Hani hangi döneme ait olduğunu bilmiyorsun bu alanın. Ama buraya yakın bir alanda, işte 50 kilometre, 100 kilometrelik bir yakın alanda ele geçirilen yazıtlarda işte buranın milattan önce işte ne olsun 500 yılına ait eserler ulaşılmış. O zaman da sen de yaklaşık olarak burası milattan önce 500 ile 1000 yıllar arası diyorsun. Bak ne yaptın? Yaklaşık olarak bir tarihlendirme verdim bölgeyle ilgili. Absolut kesin kronolojidir. Kesin bir kronolojiye ulaşmamı sağlayan unsurlar neler olabilir? Yazı olabilir. Yani bir sikkeye ulaşabilirsin, bir fermana ulaşabilirsin, bir anlaşma metnine ulaşabilirsin. Doğal olarak kesin olarak oranın tarihini sana verecektir bu. Olimpiyatlara gelelim. Olimpiyatlara bakalım. Olimpiyatlar ilki M.Ö. 776 yılında düzenlenmiştir. 4 yılda bir düzenleniyor. Sen mesela 14. olimpiyata ait bir hani şeye ulaştın, madalyaya ulaştın diyelim. 14 çarpı 4 sana ne verir? 56 verir. 56 milattan önce 776'dan çıkarırsam milattan önce 720 eder. Bak ne yaptım? Ben zamanını buldum. Dendrokronolojiye gelelim. Dendrokronoloji ağaçlarla ilgilidir bizim için. Amerikalı Douglas tarafından geliştirilen bir metottur bu. Ağaç gövdelerinin enine kestiğinde görülen yıllık halka tabakalarının incelenmesiyle edilen bir yöntemdir. Ağaç halkasından elde ediliyor. Yine institü, potasyum, argon, termolisans, arkeomagnetizma, spektrografik analiz gibi bir takım böyle kimyasal yöntemler, ısı ışıldatmayla oluyor bunlar, işte tamamen argon metoduyla oluyor, kimyasal sıvılarla oluyor. Bunlarla oluyor ama tüm bunlar arasında dip ayrıntısını bilmenize gerek yok.
Tüm bunlar arasında radyokarbon en genel geçer ve en fazla kullanılan metottur. Hani kimya 14 falan diyordun ya, tarih dersinde falan da öğrenmişsindir. Karbon 14 metodu budur. Kimya 14'tür. En kesin ve en genel kullanılan metottur. Unutmayalım. Evet. Soru. Bakın. Verilen örnek amaçlara göre hangi kazı tekniğine girmektedir deniliyor. Bakalım hangisiymiş bizim için. Güney Fransa'daki politik çağın ünlü Lascaux mağarası, 1940'ta 4 öğrencinin kökünden sökülmüş bir ağacın oluşturduğu çukuru incelemeye kalkışması üzerine ortaya çıkmıştır. Bak, bir plan var mı? Program var mı? Aa, gel burayı kazalım, kesin burada bir şey var mı? Yok. Tamamen bir rastlantı değil mi? O zaman burası benim için bir rastlantısal kazıdır. İkinci sorumuza gelelim. Yukarıdaki yapılardan hangisi doğal olmayan tepecik görünümüne sahiptir? Höyük, hani yerleşim birimiydi, doğal olmayan bir tepecikti. Evet. Akropol, yüksekte bulunan şehir manasındaydı. Ama burası doğal bir tepeydi değil mi? Yani yapay bir tepecik değildi. Bu yüzden akropol doğal bir alan. Ama höyük doğal olmayan bir tepecik, yapay bir tepecik halinde. Tümülüs de aynı özelliği taşıyor. Bir mezar odasıydı ama tepecik haline alacaktı. Doğal olmayan nitelikte. O zaman 1 ve 3 C seçeneği sorunun doğru cevabı. Gelelim nereye? Artık uygarlık tarihi kısmındayız. Buradan itibaren hem tarihin uygarlık tarihi hem de arkeolojinin uygarlık tarihi ortak. Yani burayı bilerek hem arkeolojiden gelen soruları hem de tarihten gelen soruları rahatlıkla yapabilirsin. Hadi bakalım. Buradan itibaren biraz daha bu konulara vakıf olduğunuz için bir tık hızımı arttıracağım. Çünkü şu ana kadar metodoloji kısmını biraz geniş tuttum ama dikkat ederseniz metodolojiden bir soru gelmiş. Önemli olan bu kısımlar. Bir buçuk saat temel hedefim yayını bitirmekle ilgili. Şu an kaç dakika olmuş? 42 dakika olmuş. Hadi bakalım biraz seri anlatayım. Burayı biraz seri hızlı hızlı ifade edeceğim. Çıkan soruları da bahsedeceğim. Hızlı hızlı geçelim. Paleolitik dönemle başlayalım. Paleolitik dönem insanlık tarihinin en uzun dönemidir. İnsan bu dönemde ortaya çıkmıştır. Unutmayalım. Ortaya çıkan insanları bir önceki dersimizde incelemiştik. Homo habilisler, erectuslar, heidelbergensisler, işte neandertaller, sapiensler, rufendoisisler, var oğlu var, bir sürü var. Ama insan bu dönemde ortaya çıkıyor. Lütfen unutmayalım. Bilim dersinde onların önemli bilimsel gelişmelerini de tekrar ifade edeceğiz. Altmaria, Lascaux mağaraları bu dönemin en ünlü mağaraları arasında, ilk yerleşim alanları arasında. Avcılık ve toplayıcılıkla insanlar hayatını sürdürüyor. Demek ki bir tüketici ekonomik yapısı söz konusu, bir tüketim ekonomisi söz konusu. Ateşin keşfi bu dönemde ÖSYM sınavında sorusunu sordu mu? Sordu. Sınavda geldi. Bu dönemin önemli yerleşkeleri neler? Yatak Paradis, Barçın, Beldebi Karayın, Etiyokuşu, Domuztepe, Dilekli önemli yerleşim alanları arasında ama en önemlisi UNESCO Miras Listesi'nde de yer alan Karayın'dır. ÖSYM sordu mu? Evet, sordu. Alelade sormaz. Karayın'ı sormasının temel sebebi de zaten UNESCO Miras Listesi'nde yer almasıdır. Öyle kafasına göre sormaz, tamam mı? Aklınızda bulunsun. Gelelim Mezolitik döneme. Mezolitik dönemi, Paleolitik dönemle Neolitik dönem arasında bir geçiş dönemidir. Bu dönemde yine avcılık ve toplayıcılıkla insanlar hayatlarını sürdürüyor. Hala bir tüketici toplum yapısı söz konusu. Avrupa'da geçiş dönemi olarak ifade edildiğinden dolayı epipaleolitik olarak da söyleyebiliyoruz. Bu dönemde insanlar hem kompozit aletleri, sivri böyle balta unsurlarını hem de mikrolit aletleri geliştiriyorlar. Öyle söyleyelim. Hayvanların genel olarak evcilleştirilmesi Neolitik dönem iken ilk evcilleştirilen hayvan olan köpek bu dönemde. Bakın tekrar soruyorum. Eğer size aşağıdakilerden hangisi Neolitik dönemin özelliklerinden biri değildir tarzında bir soru gelirse ve seçenekte de şöyle bir ifade yer alırsa hayvanlar evcilleştirilmiştir. Evet doğru. Hayvanların genel olarak evcilleştirilmesi Neolitik dönemdir. Ama ilk evcilleştirilen hayvan olan köpek Mezolitik dönemdedir. Ayrım bu şekilde. Hangi önemli yerleşkeler var bizim için? Söğüt tarlası, öküz ini, kum bucağı, şarklı mağara, derviş ağını, biris mezarlığı, ağaçlı, işte büyük çekmece, küçük çekmece önemli yerleşkeler arasında. Neolitik döneme gelelim. Şimdi Neolitik dönem Gordon Schild tarafından, isimlendirilen bir dönem. Neolit devrim olarak bu dönemi isimlendirmiştir. Çünkü insanlığın artık üretim devrimine geçtiğini ifade ediyor. Öyle söyleyelim. İnsanlar bu dönemde Mezolitik dönemin sonuna doğru buzullar erimeye başlayacak. Bu yüzden insanlar artık yavaş yavaş
bu dönemlerde, politik dönemde, mezolitik dönemde mağaralarda yaşıyorlar, işte ağaç kovuklarında yaşıyorlar, kaya sığınaklarında yaşıyorlar. Artık şimdi nehir kenarlarına, oralara yerleşmeye başlıyorlar. Yerleşik hayat bu dönemde oluşmaya başlıyor. İlk köy yerleşkelerini bu dönemde kurmaya başlıyorlar. Bu dönem tarım devrimi, üretim devrimi, öyle söyleyelim. Burayla ilgili az sonra biraz daha açacağım, onun için bir durdum. Ama bitireyim, ondan sonra ifade edeyim. Üretici toplum yapısına geçtik. Artık ürün elde ediyoruz. Hatta ürünün fazlasını da elde ediyoruz. Yani artı ürün neolitik dönemde ortaya çıkıyor. Ama bunun etkisini kalkolitik dönemde yaşayacağız. Az sonra oraya geleceğim. Hayvanların genel olarak evcilleşmesi bu dönem. Peki neolitik dönemin önemli yerleşkeleri neler? Şimdi çay önü ve hallan çemi. Bu iki yerleşke ile ilgili bir parantez açalım. Çay önü akademik kitapta şu şekilde yer alıyor. Anadolu'da ve Güneydoğu Avrupa'da ilk köy yerleşkesidir. Çayönü, Diyarbakır Ergani yakınlarında unutmayın. Hallançemi'nin tarihi Çayönü'nden eskidir. Ama Hallançemi, Batman yakınlarında baraj suları altında kaldığı için buranın üzerine daha fazla araştırma yapılamamış. Bu yüzden Çayönü'ye ait olan özelliği kapamamıştır. Ama tarihsel düzgeçte baktığımız zaman Hallançemi'nin tarihi Çayönü'nden daha eskidir. Ama hala akademik kitaplarda ve milli eğitim kitaplarında Çayönü için Anadolu'nun ve Güneydoğu Avrupa'nın en eski köy yerleşkesidir ifadesi yer alıyor. Tamam mı? Yani bu iki unsurun niçin farklı adledildiğini size ifade etmeye çalıştım akademik boyutta. Peki başka ne var? Başka bizim Çatalhöyük var. Çatalhöyük Anadolu'nun bilinen ilk şehir yerleşkesidir. Yine tarihin bilinen ilk şehir kent yerleşkelerinden biridir. Konya, Çumra yakınlarındadır. Öyle söyleyelim. Unutmayalım. Bir de ne var? Göbekli Tepe var. Ezgi Hocam demiş. Hocam Mezolitik'te Göbekli Tepe'ye yazmamışsınız diye. Göbekli Tepe'yi biz akademik olarak Neolitik dönemde kabul ediyoruz. Göbekli Tepe tarihin bilinen ilk tapınak yerleşkesidir. Çatalhöyük 2012 yılında, Göbekli Tepe ise 2018 yılında UNESCO miras listesine alınmıştır. Tamam, bakın Çayönü alınmamış ama Neolitik dönemin önemli yerleşkelerinden olan Çatalhöyük ve Göbekli Tepe UNESCO miras listesinde yer almaktadır. Niçin söylüyorum? Çünkü UNESCO listesinde yer alan yerler soruluyor. Ya soruyor adamlar, bu kadar basit. Öyle diyelim. Hani arada geçmiş sana derviş anını sormaz. Geçer burayı sorar. Bir de derviş anlısından da soruyormuş. Efsane olur değil mi? Daha çok buraları soruyorlar diyelim, unutmayalım. Haydi bakalım gelelim maden çağlarına. Erdeme ısısı düşük olduğundan ötürü insanın kullanmış olduğu ilk maden bakırdır. İnsanlar bakırı kullanmaya başlayacak ve zamanla altın ve gümüşü de tanımaya başlıyorlar. Altın ve gümüş işçiliği de kalkolitik çağda gerçekleşiyor. Bu dönemin önemli bir unsuru işte kentlerin, o dönemde oluşan kentlerin etrafının yavaş yavaş surlarla çevrilmeye başlaması. Bir de artı ürünün etkilerini biz burada görüyoruz. Çünkü tarımla ve çiftçilikle uğraşmak istemeyen işte tüccarlar, din adamları, işte yönetici sınıf gibi unsurlar kalkolitik çağda oluşmaya başlıyor. Askerler vesaire kalkolitik çağda oluşmaya başlıyor. Bunun için diyorum, bak burada yavaş yavaş toplumun diğer statü unsurları oluşmaya başladı. Onun sınıflanmasını da Tunç Çağı'nda göreceğiz. Öyle diyelim. Onu. Tamam. Tunç Çağı'na gelelim. Tunç Çağı ilk şehir devletlerini görmüş olduğumuz alandır. Niye dedik ki çünkü kalkolitik çağda? Kentlerin etrafları yavaş yavaş surlarla çevriliyor dedik. Köylerin etrafını surlarla çeviriyorsun. İşte ilk şehir devletleri Tunç Çağı'nda oluşuyor. Sosyal statü farkları dedik ya, Arthur'un çiftçilikle uğraşmayan yeni sınıfları ortaya çıkarıyordu. İşte sosyal statü farkları, yani alt tabaka, üst tabaka Tunç Çağı'nda oluştu. Yazı Anadolu'ya Tunç Çağı'nda geldi. Unutmayalım. Asurlar getirdi Orta Tunç Çağı'nda. Kadeş Barış Anlaşması da yine Tunç Çağı'nda. Hocam bazı kitaplarda diyor ki Demir Çağı'nda yazı bulundu. Nasıl tarihin bilinen ilk Barış Anlaşması, yazılı Barış Anlaşması Tunç Çağı'nda olabilir ki? Bakın tarihi devirler tüm toplumlarda aynı sırayla yaşanmamıştır. Mezopotamya tarih çağlara geçmişken Anadolu hala Tunç Çağı'nı yaşamaktadır. Aynı zamanlarda Mısır ise kalkolitik çağa daha yeni geçiyordur. Bu yüzden
İşte yazı şu çağda bulunmuştur demek doğru bir ifade olmaz. Kafa karıştırır. Kadeş, barış anlaşmasının esası nedir? Suriye, Yemen'le içi, Mısır ve Hititler savaşacak ve tarihin bilinen ilk barış anlaşmasını ortaya atacaktır. Unutmayalım. Demir çağına gelelim. Demir diğer metaliklere göre daha serttir. Doğal olarak demiri işleyen medeniyetler hızlı bir şekilde burada imparatorlukları kurmaya başlayacaklar. Bir de Ege göçleri olarak bilinen deniz kavimleri göçleri demir çağında gerçekleşti. Unutmayalım. Gelelim sorulara. İlk soruyla başlayalım. Yukarıda özellikleri verilen dönem hangisidir diye sizlere sordum. Mağara ve ağaç kovuklarında yaşamlarını sürdüren bu dönem insanların geçim kaynakları arasında avcılık ve toplayıcılık yer alır. İnsanlar taşları yontup basit savunma aracı olarak kullanırlar. Dönemin sonlarına doğru buzullar erimeye başlamıştır. Orta taş, yeni taş, maden devri, bakır devri, tunç. Bak şimdi avcılık toplayıcılığı görüyorsam o zaman yeni taş, maden devirleri kafadan gider. Çünkü Neolitik dönemde temel geçim kaynağı. Tam avcılık toplayıcılık var bundan vazgeçmiyorlar ama tarıma yöneliyorsun. Sadece buradan bile götürebilirsin. Hadi burayı bulmadın. Dönemin sonlarına doğru buzullar erimeye başlamış diyor. O da Mezolitik dönemdeydi. Az önce ifade etmiştim. Orta taştaydı. Tamam mı? Unutma. Gelelim buradaki soruya. Buraya bakalım. Diyor ki buna göre yargıların herhangilerine ulaşılabilir. Herhangi bir yüzyılda dünyanın her yerinde aynı siyasi, sosyal, kültürel özelliklerin görülmesi beklenemez. Bunu da az önce ifade ettim. Örneğin Anadolu'da demir çağının yaşandığı bir dönemde dünyanın başka bir yerinde tunç çağı ya da bakır çağı yaşanabilmektedir. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Zaman dilimleri evrensel değildir. Tarihi sınıflamak yanlıştır. Çağlar bölgesel özellik gösterebilmektir. O zaman ne diyebilirsiniz? Yazı öncesi dönemle ilgili. Zaman dilimleri burada evrensel değil, değil mi? Çünkü tarihi çağlarda neydi? Evrenseldi. Evrensel unsurdaki olayları sen esas alıyordun. Ve diyordun ki mesela Fransız ihtilali, İstanbul'un fethi değil mi? Kavimler göçü. Halbuki önceki dönemler için bunu söyleyemiyorsun. Tarih sınıflamak yanlıştır deniliyor. Halbuki burada sınıflamanın yanlışlığı değil, nasıl ele alındığı ile ilgilidir. Ve hani farklı yerlerde farklı şekilde adledildiği ile ilgilidir. Bu yüzden ikinci ifade ederiz. Çağlar bölgesel özellik gösterebiliyor. Evet. Anadolu'da demir çağı ise işte Mısır'da hala belki işte bakıra yeni girmiştir. Bunu da söyleyebiliriz. 1 ve 3 D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Gelelim Anadolu medeniyetlerine. Şimdi Anadolu medeniyetleri arasında ilk olarak Hititlerden bahsedeceğim. Çünkü Anadolu medeniyetlerinden Hititler Anadolu'da siyasi birliği sağlayan ilk topluluktur. İlk dönemlerinde aslında Pankuş Meclisi Hititlerde çok etken. Hatta karar verici bir mekanizma gibi bu meclis yapısı Hitit krallarını etkileyebiliyor. Ancak zamanla Hititlerde krallar kuvvetlenecek ve Pankuş Meclisi bir danışma meclisi haline döndürülüyor. Ve burada mesela Krallar Barna tarafından Hattuşa Merkezi kurulduğunu görüyoruz Hititlerin. Bu krallar hem baş rahip, hem baş yargıç, hem baş komutan şekliyle güçler birliğini elde tutuyor. Tabii bazı antlaşma metinlerinde aynı zamanda yabancı devlet elçilerini karşılamada Hitit kralları kadar Hitit kraliçelerinin de söz sahibi olduğunu görebiliyoruz. O zaman Hititlerde kadının siyasi yetkileri olduğunu söylemek mümkün. Onlarda anallar var. Bu nedir? Yıllıklardır. Tabletler üzerine yazılan yıllıklardır. Bu yıllıklar sayesinde hem biz Hititlerle ilgili temel bilgilere ulaşabiliyoruz hem de Hititlerin tanrılara hesap verme amacıyla yazmış oldukları bu anallarda başarıları kadar başarısızlıklarını da kaleme aldıklarını görebiliyoruz. Bu da bizi objektif tarihçiliğe götürüyor. Çok farklı inanç sistemleri Hitit topraklarında geliştiği için bin tanrı ili olarak da geçmektedir. Bir de İvriskaya kabartmaları onlardan kalan önemli bir eser olarak da söyleyebiliriz. İkinci olarak burada Urartulardan bahsedeyim. Sonra batıya doğru gidelim. Sardur tarafından Tuşba merkezi yani Van merkezi kurulan bir medeniyettir. Sert iklim koşullarına sahip bir medeniyet olduğu için bir federal anlayışı geliştiren ve merkezi otoriteyi sıkı tutmaya çalışan bir medeniyet. Federal anlayışta kimden etkilendiler? Geldiler. İran medeniyetinden etkilendiler. Onlar mimari alanda, taş işçiliğinde, aynı zamanda hayvancılıkta oldukça gelişmişler. Madencilikte oldukça gelişmişler. Şamran Su Kanalı onlara ait en önemli eserler arasında sınavda sorulmuştu. Friglere gelelim. Gordios tarafından Gordion merkezli olarak kurulan bir medeniyettir. Tarım ve hayvancılıkta oldukça ilerlemişler. Mesela tarımda ilerlemiş olduklarını ve ne kadar önemsemiş olduklarını
tarıma yönelik olarak çıkarmış olduğu hukuk kurallarından görebiliyoruz. İşte saban kırmanın cezasını ölüm olarak gösteriyorlar. Veya bereket tanrıçasına Kiberi adını veriyorlar. Bunu söyleyebilirsin. Hayvancılıkta nasıl ileri gitmişler? Adam mesela bak halı kilim dokuyor tapateslerle beraber. Veya hayvan hikayelerini ortaya çıkarıyor. Bir de madencilikte ilerlemişler. Fibula adı verilen çengelli iğneleri onları da görebiliyoruz. Öyle söyleyeyim. Lidyalılara gelelim. Lidyalılar Kral Giges tarafından Sart merkezli olarak kurulan bir medeniyet. Öyle söyleyebiliriz. Lidyalıların tarihsel mirasa en büyük katkıları nedir? Parayı icat etmiş olmalarıdır. Bunu da bu sene AYT'de mi sorular, TYT'de mi sorular? 2021'de soruldu. Ya soru şöyleydi. Anadolu medeniyetlerinin dünya medeniyetine katkıları birçok farklı alanda meydana gelmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilir? A. Sümerlerin yazıyı icat etmeleri. B. İşte Mısırların güneş takvimini oluşturmaları. C. Lidyalıların parayı icat etmeleri. C. Sorumuzun doğru cevabıydı. Soru böyleydi. 2021'de soruldu. Yani para oldukça önemli. Bir de kral yoluyla ilgili bir bilgi açayım size. Şimdi biliyorsunuz ki ben TRT'de de bu dersleri anlatıyorum. AYT, TYT derslerinin tarih kısmını anlatıyorum. Şimdi ben TRT'de dersleri anlattığım zaman bu dersler önce ÖSYM komisyonuna gidiyor. Komisyon benim anlatımımı onayladıktan sonra TRT'de yayınlanıyor. Öyle alelade yayınlanmıyor yani. Oldukça profesyonel ve oldukça dikkat ediyorlar bunlara. Şimdi ben MEP kitabını esas alarak şu ifadeyi kullandım anlatımda. Dedim ki kral yolunu Persler yapmıştır. Ve hani Darius tarafından yapılan bu yol işte Persler'in Sus şehrinden Lidya'nın Sars şehrine kadar uzanmaktadır. Bu ifadeyi komisyon kabul etmedi. Bana iki gerekçe gösterdiler. Birincisi MEP kitabının akademik bir kitap olmadı ve oradaki ifadenin yanlış olduğunu. İkincisi de 2019 tarih öğretmenliği sınavında, yani bundan bir yıl önce, yani son sınav değil bir önceki sınavda, kral yolunun Lidyalılar tarafından yapıldığını zaten tarih öğretmenliğine sorduğumuzu gösterdi bana. Bu yüzden bu şekilde anlatmamı istedi. Size söyleyeceğim bu. Yani hem bir yıl önceki sınavda kral yolunu yapan Lidyalılar olarak ifade edilmiş, hem de komisyon Lidyalılar olarak kabul ediyor. Aklınızda bulunsun ama MEP kitabında da o şekilde yazıyor. Öyle söyleyelim. Tamam. Evet. Gelelim nereye? İyonlara. İyonları ifade edelim. İyonlar özellikle Ege coğrafyasında egemen olduklarından ve deniz kolonisiyle uğraştıklarından ötürü inanılmaz bölgede zenginleşen topluluklardan biridir. Bir yerde refah varsa orada felsefe vardır. Şimdi mesela sizin yaptığınız felsefe ne? Daha çok öyle söyleyelim. Sen ne yapıyorsun? Sen diyorsun ki işte sınavda acaba kaç tane net yaparım? İşte acaba bize kaç kontenjan verilir? Nereye atanabilirim? Nereye gidebilirim vesaire falan. Doğal olarak senin yaptığın felsefe bu oluyor. Ama bu arada adam zengin. Baba rahat. Ben niye yaratıldım? Acaba benden bu dünyada başka bir şey var mı? Evrende insanlar var mı vesaire. Adam rahat. Hayat kaygısı yok. Doğal olarak felsefe bu topraklarda gelişmiş diyebiliriz. Bir de Lefe Hocam demiş. Şimdi demiş biz ne diyeceğiz ya bu kral yolu için? Bence çok açık ve net konuştum yani. Komisyon bana böyle söyledi ve bir yıl önce çıkan sınav sorusunda adamlar Lidyalıları kabul etmiş. Ama şöyle bir şey var. Tarih öğretmenliğinde çıkan soruda da soru şöyle sorulmamış. Kral yolunu hangisi yaptı diye. Hayır. Birkaç özellik veriliyor. Yani sana söylüyor işte. İşte Batı Anadolu'da egemen olmuş. Aynı zamanda işte ordusunda paralı askerler olan kral yolunu işte yapıp geliştiren vesaire diye özellik verilmiş. Yani tek bir özellikten yola çıkmazlar. Bu yüzden mutlaka bu soru sorulurken diğer ayırıcı özellikler de paragrafta verilir, tamam mı? Ona göre hareket edersiniz. Evet. Evet, evet. Neredeyiz? Felsefedeydik. Bilim, sanat, işte özgür düşünce de bu topraklarda gelişmiş diyebiliriz İyonlar için. Hadi bakalım buranın sorularını çözelim. Yukarıda özellikleri verilen Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? İşte bak böyle. Anladınız mı? Bu klasik bir ÖSYM sorusu. Hani ÖSYM sorusu değil de ÖSYM sorabilir. O bağlamda söyleyeyim. Şimdi, tarihçi Herodot Anadolu'nun en zengin halkı olarak onları tanıtmış. Bakın, öyle diyelim. Kralları tarım ve hayvancılığın gelişmesine önem vermiş. Bunları koruyan yasalar çıkarmış. Saban kıran veya öküz öldüren kişilere ölüm cezası verilmiş. Peki bu medeniyet bizim için kimdi değerli öğretmen arkadaşlarım? Biz ne diyorduk bunlara? Frigler değil mi? Kibele, Tapates, Fibula unutmayalım. Buraya bakalım.
Diyor ki bu bilgiye göre aşağıdaki medeniyetlerin ekonomik faaliyetlerine bakıldığında hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Medeniyetlerin varlıklarını ve gelişimlerini destekleyen koşullar incelenirken öncelikle üzerinde var olan mekan ele alınmalıdır. Çünkü mekanın sahip olduğu özellikler bütünüyle insanın ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin türü ve sınırını belirlemektedir deniliyor. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman değerli öğretmen arkadaşlarım, İyon ticaret uygundur. Deniz konolojiyle uğraşıyorlar. Frigya tarım uygundur. Bölgede bununla uğraşıyorlar. Urartu ticaret diyor. Adam Doğu Anadolu'da. Zaten ulaşım koşulları sert iklim koşullarından ötürü uygun değil. Ticareti nasıl öyle geniş alanda yapabilirsin ki? Mümkün olmaz değil mi? Hani hayvancılık veya madencilik deseydi alırdık. Lidya ticaret, Hitit tarım. Tamam. Bunlar doğru. Sorunun doğru cevabı C seçim. Gelelim Mezopotamya uygarlıklarına. Ben Mezopotamya uygarlıklarını Sümerler, Asurlar, Akatlar, Babiller ve Elamlar şeklinde kodluyorum. Sağ haberi şeklinde kodlayabiliriz. Çünkü sınavda soruyorlar. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlıklarından biridir değildir tarzında. Genelde sorunun doğru cevabı kim oluyor? Fenikeliler oluyor. Bir Doğu Akdeniz uygarlığı olduğundan ötürü. Peki gelelim. Mezopotamya, hani iki nehir arasında kalan bölge manasında kullanılan bir ifadedir. Öyle söyleyelim Mezopotamya için. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye verilen bir isimdir. Ana ekranın düşmesin. Tabii Mezopotamya gerek verimli topraklara, arazilere sahip olmasından ötürü, gerekse o ilk insanların özellikle o bölgelerde yerleşim açmasından ötürü ilk toplulukları da orada görebiliyoruz. Öyle söyleyelim. Burada ilk göreceğimiz medeniyet bizim için Sümerlerdir. Hızlı ifade edeceğim. Sümerler şehir devletleri şeklinde organize olmuştur. Ekranda yazan yazıyor. Sen beni dinle veya ekrandan sonra okursun. Sümerler şehir devletleri şeklinde organize olmuştur. Bu şehir devletlerine biz site adını veriyoruz. Bu siteler Ur, Uruk, Kiş, Lagaş, Eridu vesaire birçok şehir devletinden oluşmaktadır. Bir yerde şehir devleti varsa merkezi otorite yoktur. Siyasi birlik sağlanmamıştır. Yorumumu da yaptım. Devam edelim. Sümerler'de şehir devletlerinin başında Patesi ya da Ensi adı verilen hükümdarlar bulunuyor. Bu Patesi veya Ensiler önce çevresindeki şehir devletlerine egemen olmaya başlıyorsa biz bunlara Lugal, tüm Sümer ülkesine egemen olmaya başlarsa ve bütün Sümer ülkesini ele geçirirse buna da Lugal kalma diyoruz. Terimleri söyledik. Peki başka? Tekerleği icat ediyorlar, yazıyı icat ediyorlar, ziguratları kullanıyorlar. İşte daha dört işlemi buluyorlar, işte başka sayıları buluyorlar vesaire. Yaratılmış, yaratılış, kılgamış gibi destanları da var. Onlar hakkında bilmemiz gereken. Bir de ilk yazılı hukuk kuralları, Urgakina kanunları onlar da diyelim. Babiller'e gelelim. Babiller, bölgeye gelen Amurlar tarafından kurulan bir medeniyettir. Merkezi bir krallıkla yönetilen bir medeniyet olduğu söyleyelim. Tarihte iki defa kurulup, İki defa yıkılıyorlar. Alan sınavında onu sormuşlardı zaten. En önemli hükümdarları, en parlak dönemleri Kral Nabukednezar dönemindedir. Ama ünlü hükümdarlarından biri de kimdir? Hammurabi'dir. Hammurabi, Sümer kanunlarından da istifade ederek 282 maddelik kısasa kısas esasına dayalı bir anayasa ortaya çıkarıyor. Babil'in asma bahçeleri ve Babil Kulesi onların önemli eserler arasında. Gelelim nereye? Asurlara. Asurlara bakalım. Asurlar başkentleri Ninova'dır. Öyle söyleyelim orası için. Bazı akademik kaynaklarda tarihin ilk süvari birliğini oluşturup hani o niteliği açığa çıkardıkları söyleniyor ama bu Ninova'yı hem bir kültür merkezi hem de özellikle bir ticaret merkezi haline döndürdüklerini söylemek gerekir. Özellikle Anadolu'nun yazılı tarihe girmesinde, yazılı çağların Anadolu'ya başlamasında Asurların etkisini söyleyebiliriz. Çünkü kara konolojiyle uğraşacaklar ve Anadolu'ya göndermiş oldukları hani Kayseri Kültepe'deki kavrum vasıtasıyla yazıyı Anadolu'ya taşıyorlar diyelim. Elamlar var bir de bu bölgede. Sus merkezli, o bölgede egemen olan topluluktur. Tarım, ticaret ve hayvancılıkla uğraşan bir medeniyet olduğunu söyleyelim. Buraya gelelim. Şimdi diyor ki ilk çağda Mezopotamya'da hem kültür hem de ticaret merkezi haline gelmiş şehir aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben bunu mesela az önce söyledim aslında ama sınavda geldiği zaman çok can yakabilir. Çünkü çok hızlı okursan soru sana yanlış yaptırır. Mesela ben okudum hemen. İlk çağda Mezopotamya'da hem kültür hem ticaret merkezi. Ha ticaret merkezi kültür. Ticaret. O zaman ben kral dedi. Ha kral dedi. Sart.
Hemen A seçeneği okursun, Sağır'da gidebilirsin. Ama dikkatli okursan sana der ki Mezopotamya'da der. Yer çok önemli. Hızlı okumaman gerekiyor. Hızlı okursan düşürür. Tamam mı? Şimdi bana Mezopotamya dediği için Sart Anadolu'da, Kültepe Anadolu'da, Tuşba Anadolu'da. Geriye iki tane yer kalıyor Mezopotamya'da. Biri Sümer şehir devleti olan Lagash, diğeri de Asur başkenti Ninova. Kültür diyor, ticaret diyor. Ninova bu özelliği taşımaktadır. Bu yüzden sorumun doğru cevabı C seçeneği. Diğer yere gelelim. Aşağıdakilerden hangisi birinci bölümde verilen gelişmenin ikinciye ortam hazırladığı söylenemez deniliyor. Dikkatle bakalım hangisi hangisini oluşturmuyor. Posta örgütü, iletişimin hızlanması, iletişimle ilgili bir alan. Zigurat yapımı, astronominin ilerlemesi. Ziguratlar hem Sümerlerde hem Babiller'de kullanılmıştır. Onu söylemeyi unuttum. Evet, zigurat nedir? Hem bir işte okul yapısıdır, eğitim faaliyetleri var. Hem bir tapınak yapısıdır, hem gökbilim yeridir. Astronomi çalışmaları yapılır. Çok işlevli yapılardır bunlar. Ayrıca inancı mumyacılığın ortaya çıkması. Evet. Tarımsal faaliyetler yerleşik yaşama geçilmesi. Evet ama para icat edildi diye Helenizm ortaya çıkmadı. Bu tamamen Büyük İskender'in ve daha doğrusu Makedon İmparatorluğu'nun temel bir hedefiydi. Az sonra oraya geliriz. Gelelim nereye? Gelelim diğer medeniyetlere. Yunan medeniyetinden başlayalım. Yunan medeniyeti oldukça dağlık bir coğrafyada olduğu için şehir devletleri şeklinde organize olmuş. Bu şehir devletlerine biz polis adını veriyoruz. Atina'da işte. Bununla beraber Pirene'de başka. İlk dönemlerde Girit'te bunlar da şehir devleti şeklinde organize oluyorlar. Bir de Yunan medeniyetinde önemli hukuk kuralları var. Az sonra hukuk kısmına geldiğimizde de ifade ederiz. Kristenes yasaları, Drakon yasaları var, Solon kanunları var. Bu kanunlarla köleciliği kaldırma, bununla beraber işte orta sınıfı güçlendirme gibi ve demokrasiyi, antik demokrasiyi yansıtabilme gibi önemli hukuk kurallarını da ortaya atıyorlar. Öyle söyleyeyim. Kübra Hocam diyor, hocam ziguratları kullanan kimdi? Sümerler ve Babiller. Fenikelilere gelelim. Doğu Akdeniz'deki bir uygarlıktır Fenikeliler bizim için. Deniz konucuyla uğraşacaklar ve Mısır hiyerografinden istifade ederek alfabeyi oluşturuyorlar. Bu alfabe önce İyon'a, oradan Yunan'a, Yunan'dan Roma'ya, oradan da Latin alfabesine dönüşecektir. Unutmayalım. Bu da medeniyetler arasında kültürel etkileşimin olduğunun göstergesidir. Mısır'a gelelim. Mısır doğal setlerle çevrili bir medeniyet. Hani tarihi devirleri sırasına göre yaşamasının sebebi bu. Çünkü batısında ve güneyinde çöller, doğusunda Nil Nehri, kuzeyinde ise Akdeniz bulunmaktadır. Bu yüzden tarihi devirleri sırasına göre yaşamış. İlk dönemde şehir devletleri şeklinde organize olmuştur. Mısır şehir devletlerine de Nom ismini veriyoruz. Zamanla firavunlar egemenliği ele alacak burada ve kendi tanrı krallığını burada kuracaklar. Öyle söyleyelim. Kendileri için yapmış oldukları piramitler oldukça önemli. Mısır'da mimarinin gelişiminin göstergesidir. Aynı zamanda mumyalama sanatı da bunlar da mevcut. Çin medeniyetine gelelim. Çin medeniyetine bakalım. Çin medeniyeti iki türlü mimaride ön planda. Biri askeri, biri dini. Tapınak yapısında dini, işte Çin Seddi gibi önemli yapılarda da askeri. Çin'de önemli buluşlar var. Kağıt, matbaa, barut, pusula gibi önemli buluşlar Çin'de ortaya çıkmıştır. Mürekkep vesaire. Tabii bu Çin'de kalmıyor. Talas Savaşı sonrası Doğu medeniyetine, Haçlı Seferleri beraber Batı medeniyetine gidiyor. Mesela pusula, coğrafi keşiflerde, işte kağıt, matbaa, bu gibi unsurlar, Rönesans'ta, aydınlanmada, işte başka ne var? Adam barutu icat ediyor. İşte feodaliyetin yıkılmasında, topun kullanımında çok çok önemli mesela. Bu da medeniyetlerin etkileşim içerisinde olduğunu göstergesi olur. İran medeniyetine gelelim. İran medeniyetini iki topluluk üzerine göreceğiz. Medler ve Persler. Medlerle ilgili çok geniş bilgimiz yok ancak onların Lidyalılarla yapmış oldukları Halizi Savaşı biraz ayrıntıdır ama notlarımız arasında bulunabilir. Savaş sırasında güneş tutulması oluyor. Bu Tanrı'nın bir işte mesajıdır diye burada. Savaşa ara veriyorlar. Anadolu Yemenli için yapılan bir savaştır. Medler ve Lidyalılar arasında. Perslere gelecek olursak Persler mesela son sınavda sanırım Perslerin satraplığı ile ilgili bir soru gelmişti bize. Hatta direkt arkeoloji soruları içerisinde de gelmiş olduğunu söylemem mümkün. Persler önce İran coğrafyasında, daha sonra Anadolu'da, daha sonra Yunan topraklarına kadar gidecekler. Ve geniş bir devlet teşkilatlanması kurarak, eyalet sistemi oluşturarak, bu eyaletlere satrapları göndererek, bu satrapların da işini doğru yapıp yapmadığını görebilmek için
kralın gözü, kralın yani şahın kulağı, şahın gözü gibi devlet görevlerine burada oluşturan bir medeniyet diyelim. Posta teşkilatını oluşturuyorlar, divan örgütlenmesini şekillendiriyorlar. Gerçekten çok güçlü bir devlet teşkilatlanması oluşturuyorlar. Zaten Türk İslam medeniyetinin devlet teşkilatlanması tamamen İran uygarlığından gelmektedir. Onu da ifade edelim. Gelelim sorulara. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi kolonizasyon faaliyetinde bulunmamıştır diyor. Evet. Ne dersiniz? Burası için. Fenikeliler deniz kolonicileri, Asurlar kara kolonicileri, İyonlar deniz, Yunanlar deniz. Ama Frigler öyle sömürge, deniz koloniciliği vesaire onlar da veya kara koloniciliği yoktur. Gelelim yorum sorumuza. Yorum sorumuza bakalım. Şimdi aşağıdakilerden hangisi dünyanın ilk medeniyetler arasında kıtalar arası bir etkileşimin yaşandığını gösterir. Bakın kıtalar arası, tamam mı? Dikkatle bakalım. Şimdi bu soruyu yapabilmen için coğrafi bilgin de olması lazım. Yoksa yapamazsın. Şimdi kıtalar arası. Hindistan ve Mezopotamya'da tarımla uğraşılması. Hindistan nerede? Asya'da. Mezopotamya nerede? Asya'da. Aynı kıta mı? Aynı kıta. O zaman kıtalar arası değil. Sümer çivi yazısının Asurlar tarafından kullanılması. Sümer ülkesi Asya, Asurlar Asya, aynı kıta. Gitti. Fenike alfabesinin Yunanlarca anlamına gelişilmesi. Fenike nerede? Asya'da. Doğu Akdeniz'de, Asya'da. Yunan toprakları nerede? Avrupa'da. Bu sana ne oldu? Bir kıtalar arası oldu mu? Oldu. Çinlilerin icat ettiği matbaanın Orta Asya'da da kullanılması diyor. Çin zaten Asya'da, Orta Asya, Asya. Gitti. Burada sizi düşürecek seçenek E seçeneği olur. Ki ben de gördüğüm kadarıyla E'de düşmüşsünüz. Çin, Asya'da Müslüman Araplar nerede? Talha Savaşı'ndan sonra öğreniyorsunuz zaten. Bunlar da Asya'da. Yine kıtalar arası değil, aynı kıtada. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir, tamam mı? Zaten E seçeneğinde diğer, yani Müslüman Arapların hangi bölgede olduğu verilmemiş. Hani ben yine de yola çıkarak ifade ediyorum ama zaten sözcükte verilmediği için hiç söyleyemezsin. Yani öyle bir çıkarım hiç yapamazsın. Tamam mı? Dikkat edin. İlk çağda artık son kısımlara doğru geliyoruz. Takriben bir 10-15 dakikamız kaldı. Biliyorum yoruldunuz ama biraz daha sabır. Antrenmanda ağlamayan maçta gülemez. Çok güzel bir sözdür. İlk çağda toplum, ben futbol oynadığım zamanlarda başkanımız diyordu bize. İlk çağda toplumlara baktığımız zaman Avrupa'da yarı kapalı toplum tabakalaşması vardır. Bakın eskiden bu da yarı açık olarak ifade ediliyordu. Sınavda eğer size yarı kapalı derse Allah Allah ben yarı açık diye biliyordum. Acaba yarı kapalı başka bir şey mi demeyin. Ben bunu yarı açık olarak felsefe derslerini ifade ederken söylüyordum. Komisyon beni uyardı dedi ki doğru telaffuzu ve artık söylenmesi gereken hani yarı açık değil burada. Onu da yazayım da şöyle. Artık ben bunu kullanmıyorum. Bu yüzden tekrar söylüyorum bakın sınavda yarı kapalı toplum tabakalaşması diye gelirse senin kafanız başka bir yere gitmesin. Normal bildiğiniz yarı açık tabakalaşmanın artık doğru telaffuz şekli. Öyle söyleyeyim, tamam mı? Evet. Yarı kapalı toplum tabakalaşmasını nerede görüyorsun? Sen Avrupa'da görüyorsun. Kısmi olarak Osmanlı'da da vardı. Tabii tam böyle bir toplum tabakalaşması söz konusu değildi ama askeri sisteme geçebilmek için. Çünkü Osmanlı biliyorsunuz halk, daha doğrusu toplum askeri ve reaya olarak ikiye ayrılıyordu. Askeri devleti yöneten katıydı. Şimdi asiller, din adamları, hürler ve köleler Orta Çağ Avrupa'sında özellikle belirgin olarak görülen yarı kapalı toplum tabakalaşmasını oluşturmaktadır. Öyle söyleyelim. Bu toplum tabakalaşmasında ancak ve ancak bazı nitelikleri sağlayabilirseniz, zenginleşme olabilir, soylu bir insanla evlenme olabilir veya aile bağının kurulması vesaire olabilir, şövalyeliğe ulaşma olabilir. Ancak bu şekilde tabaka arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Onun dışında tabakalar arasında geçiş söz konusu değil. Bunun tamamen kapalı olanına gelelim. Yani kapalı toplum tabakalaşması, bunu nerede göreceğiz? Hint medeniyetinde göreceğiz. Şimdi Hint medeniyeti için şunu söyleyebiliriz. Hint medeniyetine racalık adı verilen bir unsur var. Racalık prenslik niteliğinde. Ve kast sistemi içerisinde racalıkla beraber bir toplum tabakalaşması sistemine gidiyorlar. Bu toplum tabakalaşması sisteminde toplumu birbirinden ayırarak toplumsal tabaka geçişler arasında sistemi kapatıyorlar.
Mesela sistemin en başında kim var? Brahmanlar var. Altında kim var? İşte kşatriyalar var. Bir asker din adamı sınıfına geçemez. Bir asker çalışan sınıfına geçemez. Buradan kız alıp veremez. Onun yaşadığı bölgede yaşayamaz. Bu gibi unsurlar söz konusu. Bu toplum tabakalaşması sistemi içerisinde. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman kast sisteminde bir defa Hindistan'da bir milli bilincin oluşmasını, bir toplumsal dayanışmanın oluşmasını, bir tek toplum tabakalaşmasının şekillenmesini engelleyecektir. Uzun yıllar 19. 20. yüzyıla kadar da Hindistan'ın egemenliğini sağlamasını engelleyecek. Yüzyıllarca Hindistan'ın sömürge altında kalmasına da sebebiyet veriyor. Sistemin en üstünde Brahmanlar, din adamları, altında kşatriyalar, askerler, altında vaisyalar, çatışanlar ve bir altında da sudralar, işçiler var. Bir de sistem dışında görülen köleler var. Onlar da pari olarak isimlendiriyor. Evet. Sorulara gelelim. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra ortaya çıkıp Orta Çağ Avrupa'sına egemen olan siyasi, ekonomik, sosyal ve dini sistem hangisidir? Evet, ne dersiniz burası için? Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra ortaya çıkan Orta Çağ Avrupa'sına egemen olan siyasi, ekonomik, sosyal ve dini sistem hangisidir? Ne dersiniz burası için? Kast, feodalizm, cumhuriyet, meşrutiyet, teokrasi. Kavramları ifade edeyim. Teokrasi, dine dayalı devleti yönetmektir. Meşrutiyet, bir kralın veya padişahın yanında meclisin bulunmasıdır. Cumhuriyet, burada halkın yönetimidir. Kast sistemi, az önce Hindistan'da gördüğümüz kapalı toplum tabakalaşma sistemidir. Burada verilen Avrupa'daki ekonomik, sosyal, dini sistem ise bir feodalizmdir değil mi? Derebeylik düzenidir. Bu da Avrupa'da güçlü krallığın kurulmasını ve siyasi birliğin sağlanmasını engelleyecektir diye. Diğer soruya gelelim. Bu sözüne dayanarak sözü okuyalım. Mahatma Gandhi bir konuşmasında Hindistan bir anadır, onun iki çocuğu vardır. Bunların biri Türkler, diğeri ise Hintlerdir sözünü dile getirmiştir. Bu sözüne dayanak olarak Hint coğrafyasında varlık gösteren Türk devletleri arasında hangileri gösterilebilir? Evet, hangisini diyebilirsiniz burada? Babürler, Akunlar, Gazneliler. Hint coğrafyasında egemen olan Türk toplulukları arasında. Babürler var mı? Var. Yeni Delhi Sultanlığı var mesela, onu da söyleyebiliriz. Akunlar da bir dönem bölgeye egemen olmuştur. Gazneliler, Sultan Mahmut başta Somnath Seferi olmak üzere düzenlemiş olduğu 17 büyük seferle zaten bölgede egemenliğini gösterecek. 3 devleti de kabul edebilirim. Bir de Yeni Delhi Sultanlığı, lütfen unutmayın. Belki öncüllü olarak da, yani böyle öncüllü değil de seçenekli olarak da sorabilirler. Toplulukların coğrafi hareketlerine gelelim. Şimdi ilk çağda topluluklar bir takım etkileşim unsurunu meydana getiriyor. Yani toplulukların etkileşim unsurları arasında savaşları, göçleri, ticareti, işte doğal afetlerle meydana gelen unsurlarla başka bir bölgeye gitmeyi vesaire birçok şeyi söyleyebilirsiniz burada. Bunlar etkileşim unsurlarıdır. Toplulukların temel göç hareketleri arasında veya göç unsurları arasında hangileri var? Ege göçleri var. Ege göçleri hatırlarsanız Demir Çağı'nda gerçekleşiyordu. Çok dip ayrıntı bir bilgi vereyim. Ege göçleriyle beraber Hititler yıkılmıştır. Ege göçlerinden sonra Anadolu'da kurulan ilk Anadolu medeniyeti Frigler'dir. Bunu da söylemiş olalım. Evet, İç Asya göçleri biliyorsunuz sert iklim koşullarından ötürü gerçekleşen göçlerdir. Daha sonra Avrupa'ya doğru gerçekleşecek ve Kavimler göçünü ortaya çıkaracaktır. İnanç baskısıyla ilgili göçler var. İşte Yahudilerin dönem boyunca sürgünlükleri. İşte Roma'da hatırlarsanız 313 Milano fermanına kadar Roma'da Hristiyanlara bir baskı söz konusuydu. Doğal olarak göç hareketi meydana geliyordu. Amuru göçleri, Babil göçleri var. Bu arada aklıma geldi. Ben Babilleri anlatırken bölgeye gelen Ariler mi dedim, Amurular mı dedim tam hatırlamıyorum ama inşallah Amurular demişimdir. Çünkü Babillerin kurulmasında Amurular etkili, Hint medeniyetinin oluşmasında Ariler etkili. İnşallah yanlış telaffuz etmemişimdir. Bazen zihnim gidiyor, karışıyor böyle. Babil göçleri, bu da çok önemli. Filistin Suriye üzerine gerçekleşen göçlerdir. Mezopotamya dengesini bozan bir göçtür. Akat göçleri, Sümer kent kültürünü şekillendiren göç hareketleridir. Ki Akatlar bir dönem Sümerlere egemen olacak ama daha sonra Sümerler tarafından yıkılıyor. Evet, Huriler. Huriler kimi oluşturuyordu? Bunlar da Anadolu'da özellikle Urartuların oluşmasında çok önemliydi. Frig göçleri de zaten Makedonya'dan, Trakya'dan dedi ki Ege göçleriyle beraber burada siyasi netili oluşturan ilk özel. Tamam. Peki ne için bu göçler oluyor?
ekonomik kıtlık sebeple olabiliyor. Nüfusun artması, azalması, çoğalması, insan ihtiyaçlarının artması vesaire bunlardan olabiliyor. Yine savaş baskı veya baskın unsurundan ötürü olabiliyor. Dini inanç baskısından ötürü olabiliyor veya coğrafi doğal afetten meydana gelebiliyor. Evet, tamam. Amuru demişsem doğru ifade etmişimdir. Yoruldum. Bilgi ve yorum sorusuna gelelim. Bunlara bakalım. Önce bilgiye bakalım. İlk çağda Doğu ile Batı kültürleri kaynaşmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Evet, burası için ne söyleyebilirsiniz değerli hocalarım? Ne diyebilirsiniz? Uluslararası ticaret, göçler, Büyük İskender'in Asya Seferi. Ne dedik? Ticaret, göç, savaş, sefer bunların hepsi etkileşim unsurudur. O zaman ben üçünü de burada kesinlikle kabul ederim. Burada üçü de var. Yorum sorusuna gelelim. Yunan medeniyetinin ortaya çıktığı coğrafyanın dar bir sahil şeridi olup dağlık bir yapısı vardır. Bu durumun gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir? Hangisine zemin hazırlamıştır? Ege göçlerinin yaşanmasını. Evet, bakın zaten sert bir coğrafya. Ege göçleri de Yunan coğrafyasından Anadolu'ya doğru gelen bir göç hareketidir. Biz buna hatırlarsanız deniz kavimleri göçleri de diyorduk. Yunan medeniyetinin yaratmış olduğu coğrafik unsurdan ötürü gerçekleşecek Anadolu'ya yönelik bir göç hareketidir. Bu kesinlikle var. Merkezi devletler kurulmamasına diyor. Dar bir sahil şeridi var dedik ya, polis şehir devletlerinden vesaire bahsediyoruz dedik. Doğal olarak bu unsurdan ötürü şehir devleti şeklinde organize olacaklar. Bu da merkezi bir devlet kurulmamasına sebebiyet verecek. Çok tanrı dini inanca sahip olması olmaz. İnançla ilgili bir unsur coğrafik unsurla söylenemez. 1 ve 2 C seçeneği sorumun doğru cevabı. Gelelim ilk çağda hukuk konusuna, hukuku ele alalım. İlk ve orta çağlarda. Urgakina kanunları yazılı ilk hukuk kurallarıydı. Unutmayın. Dinsel ilahi kaynaklıdır. Tevrat 10 emir bizim için Hazreti Musa'ya bildirilen 10 emri içeren ilahi kaynaklı bir hukuk niteliğidir. İşte öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, komşunun malına göz dikmeyeceksin vesaire falan. Ahdi Atik olarak da bunlar biliniyor. Museviler de görebiliyoruz değil mi? Hammurabi kanunları hatırlarsınız bizim için neydi? Hammurabi kanunları kısasa kısas esasına dayalı 282 maddelik bir anayasa niteliğiydi. Kaynağı Tanrı Samaş'a dayandırılacaktı. Unutmayalım. Hitit kanunlarına gelelim. Hitit kanunları özellikle biraz daha medeni hukuk kurallarını içerisinde barındıran, bakın evlenme, boşanma, nikah, nişan gibi konulara yer edindiren kurallardır. Yine ilahi kaynaklardır, öyle söyleyelim. Bak örneklerinden yola çıkalım, bir yorum yapalım. Böyle de soru gelebilir size yorum sorusunda. Diyor ki bakın, başkasının tarlasını yakan bir kimse yakalanırsa tarlası yanan kişi köle olarak verilir. Sert. Kurallar sert. Bir kişi kralın hükmüne karşı gelirse onun evi harap edilir. Bak o kişiye zarar vermiyor. O kişinin ailesine de zarar veriyor. Kolektif ceza var. Yorumluyorum. Tamam mı? Bizim için yorum da çok önemli. Öyle söylüyorum. Evet, bunu unutmayalım. Gelelim ilk çağın sonları ve orta çağda çıkartılan önemli kanun metinlerine. Buraya bakalım. Burayı ifade edeyim. Şimdi 12 levha kanunları. Temelinde Roma hukukunun, Avrupa hukukunun ilk temel basamağıdır. Öyle söyleyeyim. Günümüz medeniyeti unsurunda öyle söyleyeyim nitelikte. Bu bakımdan oldukça önemli olduğunu söylemek gerekir. Yine bununla beraber Justinianus kanunları var. Avrupa hukukunun temellerini oluşturan kanunlar arasındadır. Bunlar da çok önemlidir. Yine bu bağlamda sorulabilir. Bir de töre. Türk-Moğol töresi. Yazılı hukuk kuralları değil biliyorsunuz sözlü hukuk kurallarıdır. İşte gelenek, görenekler, davranışlar, Hakan'ın emirleri, toyda alınan kararlar vesaire burayı bağlamaktadır. Bunlar da o dönemlerin önemli kuralları arasında unutmayalım. Tamam mı? Evet. Gürkan demiş ki, hocam ya bunlar hiçbir şey yaramadı sınavda diyor. Gürkan'cığım hemen bu kanalda şu an en başa tutturduğum bir gönderi var, bir başlık var. Bu sınavda çıkan sınav sorularına ve bizim dönem boyunca işlediğimiz kısımlarda sınav sorusuna nasıl geldikleriyle ilgili 43 tane sınav sorusu. 43 tane bak öyle 3-5 tane değil. Hani ben anlattım 2 tane geldi, ben anlattım 5 tane geldi değil. YKS'de 43 tane sınav sorusunu ben sorusunu çözdüm, anlattım, videoya çektim, kanıtla da gösterdim. Bir bak bence. Tamam mı? Bir bak. Hani sınavda gerçekten bunlar bir işe yaramıyor mu, yarıyor mu, yaramıyor mu görsün. Öyle diyelim. Ben kanıtlarla konuşan insanım.
Öyle ya olur olmaz falan demem. Çat diye gösteririm böyle. Şimdi bilgi ve yorum sorusuna gelin. 43 tane. Yani 3-5 tane değil. Bilgi sorusuna bakalım. Şimdi diyor ki İbranilere kadar çok tanrı din inanışı yaygınken İbraniler tek tanrı semavi din inancını benimsemiş ve bunun sonucunda ilahi kökenli hukuk kuralları bu dönemde görülmeye başlatmıştır. İsrailoğulları Mısır'dan çıkışlarından sonra Sina Dağı'nda Tanrı tarafından Hazreti Musa'ya bildirilen emirlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Kimdi bu? Evet, 10 emirdi değil mi? 9 umde. Bunu Google'da araştırın. Genel kültürde size selam çakabilir, tamam mı? 9 umde, unutma. 1923 yılında Mustafa Kemal ile ilgili 9 ilke. Aklınızda bulunsun, ben diyorum. Gelelim bu tarafa, buraya bakalım. Diyor ki, buna göre bu yazılı hukuk kurallarının oluşmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Evet. Evet. Engin demiş, hocam sadece bu seneki sınav. Evet, evet bu sınav. YKS 2021 için söylüyorum. YKS 2021. Ya videoya aç, kanalda görürsün. Hemen son paylaşımlarda var. Evet, buraya bakalım. Hangisi söylenemez? Yazının icadı ile birlikte yazılı hale gelen hukuk kurallarının ilk örnekleri Sümerler'de görülür. Baş tanrı tarafından hükümdarların kendisine verildiğini ifade eden Sümer kralı Urgakina, kötü idare sebebiyle meydana gelen yolsuzlukları, halkın huzursuzluğunu ve hoşnutsuzluğunu gidermek için bir adaletname hazırlamıştı. Urgakina yaptığı kanunlarda önceki yöneticilerin rahipleriyle birleşerek halkı sömürdüğünü ifade etmiştir. Yaptığı düzenlemelerle de daha çok borç affı gibi konuları işlemiş ve halkı rahatlatmaya çalışmıştır. Bu bağlamda baktığımız zaman. Burası için ne diyebilirsiniz? Engin bir daha yorum yapmış. Hocam diyor, siz mi hazırladınız soruları falan diye. Şimdi soruları benim hazırlayıp hazırlamamam çok önemli değil. Ben zaten komisyonla çalışan bir insanım. Hani bu dersleri anlatan bir insanım. Adamların nasıl baktığını, neyi önemsediğini, neyi ön plana aldığını biliyorum. Doğal olarak ben de ona göre derslerimi anlatıyorum. Yani bunlar böyle uçtu kaçtı, vay efendim uzaydan geldi şeyleri değildir. Dikkatli bakarsanız, mantığı çözmeye çalışırsanız hem kendinizi bilgi bağlamına hazırlar hem de yorum tarzlı ilerlerseniz, yani sorular alelade bir insan tarafından hazırlanıyor sonuçta. Uzaylılar tarafından hazırlanmıyor. Ama dikkat, çok dikkat ister. Öyle söyleyeyim. Evet, hangisine ulaşılamaz? Herkes A seçeneğini söylüyor. Evet, D seçeneğini söyleyenler de var. Şimdi tek tek bakalım isterseniz. Dinsel nitelikler taşımaktadır deniliyor. Sosyal devlet anlayışı öngörülmüştür. Halk üzerinde ağır vergi yükünü azaltmıştır. Hammurabi yasalarına örnek teşkil etmiştir. Halkın refahı ve mutluluğun sağlanmasına hedef alınmıştır. Şimdi size çok önemli bir kural veriyorum. Bak, çok önemli bir kural veriyorum. Bir bilgi doğru olabilir. Paragraf sorularında. Bir bilgi doğru olabilir. Ama o bilgi yukarıdaki paragrafta desteklenmiyorsa, yukarıdaki paragrafta yer almıyorsa onu atacaksın. Hammurabi yasalarına örnek teşkil etmiştir. Evet. Yani Sümer kanunları Hammurabi yasalarına örnek teşkil ediyor. Doğru. Ben ne dedim anlatırken? Hammurabi bunları oluştururken Sümer yazılı kaynaklarına bakıyor diyor. Evet hocam, bilgi bağlamında doğru ama yukarıda Hammurabi yasalarına örnek teşkil ettiği ile ilgili bir bilgi var mı? Öyle bir şey yok. O zaman bilginin doğru olması parçada yer almıyorsa onu doğrulaştırmaz. Tamam mı? Bunu unutmayacaksınız. Ana kuraldır. Diyor ki dinsel nitelikler taşımaktadır. Evet, baktığım zaman dini nitelikleri içerisinde barındırdığını baş tanrı tarafından gördüm. Sosyal devlet anlayışı var. Tamamen işte halk iyiliği için, yolsuzluğu engellemek için, halkın hoşnutluğu için yapılıyor. Halk üzerindeki ağır vergi yükünü hafifletiyor. Dikkat ederseniz adaletname hazırlanıyor. Buna yönelik olarak yapılıyor. Halkın refahının mutluluğu da hedef. Unutmayalım. Ve gelelim artık dersin son kısmına. Anadolu'da Helenistik döneme gelelim. Şimdi neydi lan? Medeniyetin adını unuttum. İskender, Macar, yok. Makedonya, tamam. Allah'ım. Makedonya krallığı Filip tarafından kurulduğu zaman Filip'in bir amacı var. Helenistliği oluşturabilmek, Helen medeniyeti kurabilmekti. Ama Filip'in ömrü buna yetmedi. Daha sonra Alexander devletin başına geldi ve kendi adıyla bilinen imparatorluğu oluşturdu. Ne yaptı? Doğu seferine, Asya seferine, bu bölgelere sefere çıktı. Anadolu'yu ele geçirdi, Perslere son verdi. Mısır'ı ele geçirdi, bunları falan götürdü diyelim. Ta ki en son Asya seferine, Çin seferine çıkarken hayatını kaybediyordu zaten. Hayatını kaybettikten sonra
İşte İskender'in bu fethettiği topraklarda İskender'in komutanları tarafından farklı farklı krallıklar oluşturuldu. Öyle söyleyelim. Helal medeniyetini nasıl oluşturuyorduk? İşte doğudan, pardon, batıdan getirilen erkekler doğudaki kızlarla evlendiriliyordu ve bir toplum yapısı oluşturuluyordu. Biz de buna antropolojide ne diyorduk? Antropolojide biz buna kültürlenme diyorduk. İki farklı kültür geliyor. O iki farklı kültürden yeni bir kültür ortaya çıkıyor. Öyle söyleyebiliriz. Unutmayalım. Burada yıldızladığım üç tane medeniyet var. Bizim için önemli. İki farklı soru kalıbınız gelebilir. Sınavda soruldu bir tanesi. Öyle söyleyelim. Birincisi Pergamon Krallığı'dır. Bergama Krallığı. Hemen bak bu bölgede göreceksin. Pergamon, Misya'da, Misya alanında. Burada parşömenler var. Bu parşömen üzerine yazı yazılıyor. Parşömen, Bergama Krallığı unutmayın. Parşömen lütfen unutmayalım. Burası için. Bu bir. İki, Komagene Krallığı sınavda geldi. Sınavda geldi. Özellikle o Adıyaman'daki kral işte baş heykelleri böyle heykel yapıları falan Komagene'ye aitti. Sınavda bu soruldu. Bir de Partiya Krallığı var. Partlar bakın bu bölgede. İran medeniyetinin oluşmasında çok önemlidir Partlar. Gerek işte yani burada Medlerin, Perslerin, daha sonra işte Sasanilerin oluşmasında çok çok önemli Partlar. Onu da söyleyelim, tamam mı? Burada böyle sorulabileceği gibi bir de şey sorulabilir. Hani bunlardan hangisi Anadolu'da, hangisi Anadolu'da değil? Yani soru şöyle de gelebilir. Der ki Anadolu'da yer alan Helenistik dönem krallıklar arasında hangisi gösterilemez? Hangisi yer almaz? Bitinya Anadolu'da, Kapadokya Anadolu'da, Komagene Anadolu'da, Bergama, Pergamon Anadolu'da. Ama Ptolemaios nasıl bir telaffuzu varsa artık bunun, bu Mısır'da, Anadolu'da değil. Aklınızda bulunsun. Havuzda yer alan bir soru. Diğer soruya bakalım. Buna göre Anadolu'da ilk imparatorlukların yapısının Anadolu diyorum ya Avrupa'da. Avrupa'da ilk imparatorluğun yapısının oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir diyor. Burası için bakalım. İlk çağda Avrupa'daki ilk siyasi organizasyonlar Yunan şehir devletleri iken Makedonya Kralı 2. Filip'in Pers tehlikesine karşı Yunan şehir devletlerini birleştirerek Helen Birliği'ni kurması ve oğlu Büyük İskender'in fetihleri sonucunda büyük bir imparatorluk ortaya çıktı. Bak, önce devletleri birleştirme diyor. Siyasi, İskender'in fetihleri diyor. Askeri. Siyasi ve askeri gelişmeler. Mevzu bu. Ekonomik çalışma. Bak, uygarlaşma çalışması en büyük çeldirici olur. Ya dersin ki Helen Birliği'ni oluşturmaya çalışıyor, bir uygarlık kurmaya çalışıyor vesaire dersin. Ama daha etkili demiş bana. İşte senin için paragraf tipi sorularda ulaşman gereken ikinci unsur. Enlik soruları. Daha önemli, daha etken, en önemli etken, en önemli yargı vesaire. Bu soruları gördüğünde şuna dikkat etmen lazım. Birden fazla cevap olabilir. Benim için en önemlisi hangisi? Tamam mı? Uygarlaşma çabaları bir cevaptır. Ama en etkili bu mudur? Hayır. En etkilisi siyasi ve askeridir. Kültürel faaliyet veya halkların istekleri vesaire de değildir. Bitti. Sustum. Ders boyunca bir kere E demeden, bir kere U demeden, bir kere S vermeden, tabii yapmışım şaka yapıyorum ama 1 saat 33 dakikada ben size bu dersi anlattım ve genel tekrarı ifade etmiş oldum değerli öğretmen arkadaşlarım. Evet, dersimiz bu kadardı. Elimizden geldikçe hani böyle esaslara, niteliklere bakmaya çalıştık. Bol bol da soru çözdük. Bilgi sorusuyla, yorum sorusuyla da kendimizi geliştirmeye çalışmaya gayret ettik. Katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki canlı yayın pazar günü olacak ÖABT için. Bilim dersini işleyeceğiz orada. Orada da bilime bakarız. Oraya el alırız. Ve iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışırız. Bol bol hocalarım notlarınızı tekrar etmeye, bol bol soru çözmeye gayret edin. Bunlar ön planda olsun. Bakın tekrar söylüyorum. Yani şu soru bankası, bakın şu soru bankası özellikle elinde olanlar, bir kere çözenler, dün ben yorumları okudum. Hocam bitirdik diyenler vardı. Şu sosyal hocam, yan bilimler, alan eğitim soru bankası. İndekste var, kitap seçte var, her yerde var. CBA'da var. Şimdi bu soru bankasını bir defa çözdüysen lütfen bir defa daha çöz. Şimdi 2500 tane soru olduğu için burada hani bilgi unutulabiliyor. Bilgi çok geride kalabiliyor. Bu yüzden bir defa daha çözmeni, özellikle çözenler için söylüyorum. Bir defa daha çözmenizi tavsiye ederim. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı ilettim. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Pazar günü görüşürüz.